Başlıyoruz. Dün bu Turtle Dungeon'a girdiydik. Şimdi aldığımız yerden devam edelim bakalım. Turtle Dungeon'da ne varmış? Oğlum bu, oha bir de bölünüyorlar lan. Bu bumerang harbiden çok işe yarıyor diyecektim de. Küçükleri öldürmeye yetmedi. Birazcık yavaş kalıyor. Evet. Niye güzel bumerang bu kadar güçlü lan? Güzel Evangelion çakması. Darling in the Franxx. Mars of Destruction mıydı neydi o? Darling in the Franxx abi. Evangelion çakması olduğu kesin de. Güzel olduğu konusunda tartışma. Güzel olduğu konusunda evet ciddi bir tartışmaya girebiliriz o konuda. Ne çöp animeydi o ya. Of abi katlanamadım ben o seriye ve yani Trigger'dan da ya bekleyemedim yani hani Trigger'dan inanamadım ya yani Trigger'ın yaptığını o seriyi. Hani Trigger kadar böyle sürekli yani ne bileyim şeyin hani Trigger anime dünyasının Platinum abi işte yani. Hani Platinum hani neyse şeyde o Trigger'da o yani. E çok... Platinum'da 10 işinden bir iki tanesi de sıkıntı çıkıyor yani şimdi. Ama neyle indiriyorduk lan biz basit şey mi böyle mi? Ha evet şey yaparak öldürüyormuşuz. Abi çok ilginç bir yorum var. İzlemedim ama güzel anime Darling. Tamamen tamam beni gıcık etme üzerine işte başka amaç o yani. Adamların hayat amacı beni gıcık etmek olduğu için zaten. Safa oyun değişti ya. Şey değişti yani başlık falan değişti. Sayfayı yenersen gör. O aradaki şey ne? Orada bir kayalık. Orada bir şey var sanki ya. Dost abi FPS sorunu çözüldü mü ya? Hı? FPS sorunu çözüldü mü? Abi FPS sorunu açık dünyadayken devam ediyor. Ama ha, dungeon içerisinde ufak şeylerde genelde çok bir sıkıntı yok yani. Genelde olması gerektiği gibi çalışıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hiç bunu şey... Switch ekranda oynamayı denedin mi? Switch ekranda kasmıyor gibi gelmişti bana. Şey bizim arkadaşın Ataberk tanıyorsun. Onun Switch'inde oynamıştım. Doğrudur. Benim ben oyunları ekranda oynamıyorum. Ben dock'ta oynamayı seviyorum o yüzden. Aynen. Bir şey ifade etmiyor. Benim için Switch'te olmasın. Ya bu topu bundan önce alıp atmamız gerekiyor değil mi? Şu çöp kamyonu bir geçebilirse. Bak çöp kamyonun sesi artık o kadar yüksek gelmiyor. Pardon. İyi bari yeni mikrofonun bence faydaları yani. Evet. Madem evet buradasın beleşilik yapma lan. Yorum oku. Madem buraya kadar geldiğiniz bize yorum okuyun kardeşim. Bir dünya saniye kardeşim. Bak saniye başı yorum okuyordu. Ben biraz önce nasıl yorum okuyordum? Siz nasıl yorum okuyorsunuz? Okuyun kardeşim ya. Abi okuyayım ne? Abi en sevdiğin Saints Row oynan. Oynamadım Saints Row'un hiçbirini. Yani oynamadığını bildiğim için. Okuyaydın. Yani. Hani ondan sonra adam şey oluyor. Ondan sonra şey muhabbetine geliyor çünkü. Ya okuyucu yorumlarımı okusana amına koyayım. Hadi çok geldi onlardan. Önce yazıyoruz artık oku yani. Telefonu bokta bir kes bir arkadaşlar. Onu bir yakında değiştirelim inşallah. Abi ulan oğlum onu bana Turkcell çok güzel kitlemiş ya o telefonu. Bak Turkcell bana dedi ki bak beleşe vermediler abi. Deli gibi para ödüyorum ben o telefona. Aa faturaya mı yazdın? Evet yani abi bana dediler ki bak. Bak dediler ki bana şey eğer hani bizle beraber 3 sene boyunca bizle beraber kalacaksanız size bedavaya telefon vereceğiz. Ben zaten Turkcell'den bir yere gitmeye şeyim yok yani. Ortaokuldan beri Turkcell'deyim yani. Ortaokuldan beri Turkcell'deyim. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. O yüzden tamam olur dedim. Tabii onlar bana bir 10-15 sayfa kontrat getirdiler. Ben de okumadan imzaladım doğal olarak. Kim bilir ne yazıyordu. Geçiyorum hemen. Kim bilir ya 10-15 sayfa abi kargocu getiriyor sonuçta. İmzalayıp geri veriyorsun kargocuya. Yani adama abi dur ben bunu okuyacağım yarım saat deme şansın yok. Kim bilir ne yazıyordu anasını satayım orada. Yedirdiler bana onu. Ondan sonra şimdi geçen bir baktım. 15 aydır falan bildiğin şey ödüyorum her ay 40-50 falan. O sikik telefon için ödüyorum. Arayıp, abi arayıp desem ne diyecekler bana? Arayıp desem abi hani bana şey diyecek, hani bana şey demiştiniz. Hani ödemeyecektim desem. Kontratı imzaladım yani. Kontratta kim bilir ne yazıyordu. Abi bir şey söyleyeceğim. 15 ay önce 40-50 ödüyorsan bu telefon ne kadar fiyat hak ya amına koyayım. Bir yani hesapladım abi 1500 lira falan yani. O telefon 1500 liralık bir telefon da değil. Yani. Değil abi. Bana ben çok güzel bana çok bir... güzel kitlemişler bana yani o sikik telefon. Bilin aa, bedavaya veriyoruz diye kitlediler bana yani. Şu sana geçen attığım Gundam Edition'ı gördün mü? Gördüm telefonu. Gördüm evet çok tatlıydı. Oğlum çok iyiydi lan. Güzel telefon.
Bir aklım çelmeye çalıştım ama. Bir de şey muhabbeti var. Firma vermeyeyim de bazı firmalar, internet firmaları mesela. Bu ne ya? Be? Geliyorlar işte paketinizde bedava şu var, bu var falan filan diyorlar. İmzalatıyorlar ama firmanın haberi yok. Aslında ek paket, paralı. Sen imzalıyorsun. Sorduğun zaman da şey abi, diyorsun. Abi insanları işte öyle yani. Kandırıyorlar işte yani. Bize bedava demişlerdi. Aynen. Diyorsun. Onlar da diyor ki işte kardeşim imzalamışsın, okusaydın o zaman anlaşma var yani, yapacak bir şey yok. Okusaydın cümlesini kullanıyorlar abi. Evet. Ona ben de düştüm yani o şeye maalesef. O zamandan beri Turkcell aradığı zaman direkt suratlarına kapatıyorum genelde. Ben Asus Zenfone kendimce kötü... kendimce pasif agresiflik yapıyorum sanki bir boka yarıyordu. Ay dost suratımıza kapattı. Çok üzüldüm. Çok da şeylerim de çok da sikimdeydi. Sohbetteki arkadaşın diyelim. Ben Faruk, diğeri Orhun. Ben nasıl buraya geri döndüm ya? Bunlar kim ya direkt? Bunlar kim ya? Bu amına koduklarım kim oğlum? İyi geceler, ben yatıyorum. İyi geceler. Yatıyorum. İyi geceler. Yatıyor. Wow, çok korktum demişler. Güçlerimle açık dünyada dolaşabileceğim bir oyun ne peki? Sunset Overdrive, Infamous Second Son. Ya hayır yani... bu az önce güç fantezisi soran arkadaş. Saydıklarımızın hepsi aynen. Açık dünya zaten. Yani. Kontrol de yani yarı açık dünya ama açık yarı dünya. Yarı açık o da. Yani. Yani bir de işte Antepliyim, Antep anılarını anlatır mısın diye bir soru sormuş ama pek hoş anıları yoktu Antepliyim. Ya Antep'le hakkında ne anlatacağım ki? Hani ne tür Antep anılar istiyorsun ya? Yani? Antep'e gittim, her gün 1 liraya patates dürüm yedim falan. Oy. Arkadaş tam onlara kapışmaya hazırlanıyorum ben. Sen o sırada bana item veriyorsun oyun. Nintendo Switch alırken Breath of the Wild yerine Octopath Traveler almıştım yanında. Kafama sıçayım sonra Mario Bros'u aldım diye. Ben sabahtan beri o kısaltmayı çözmeye çalışıyorum. Amına koyayım, beni kurtardın oğlum. Hangi? BOTV mi yazmış? Evet. Bu ne lan? Para bak şöyle yapalım. İsimlerini oku. Ben onları okuyamıyorum çünkü yani. Ya da böyle işte anime karakteri ismi olur falan. Onları sen oku, tamam mı? Tamam canım, sen nasıl çok geriliyorum ben onlara. Çok güzel kısa yollar açıyorum ama... Yani hala nereye gideceğimi bulamıyorum. Sadece kısa yol açıp duruyorum anasını satayım. Bu arada dost abi çok güzel kilo verdi. Ben gördüm. What? Ama o şeyi yemeyecektik dost abi. Neyi? Beyran değildi lan, neydi lan ismi? Beyti mi? Beyti yemeyecektik. Ben sana söyleyeyim, o çok geldi. O son beyti yemeyecektik. Beyti çok iyi ya. Beyti çok üzerdi ya. İyi tabi valla. Oğlum buraya ben bu kısa yolu niye açtım? Ne bokuma yaradı bu kısa yol benim? Yani yeni açıp ulaşamıyorum. Turizmdeyken herhangi bir otelde çalıştın mı? Ajende çalışıyordu ya. Ben rehberdim ama benim otellerle bir alakam yoktu. Yani. Yani otellerle çalışıyorduk biz. Rick and Morty izledin değil mi sen? Evet. Hepsini izledim. Tabii ki izledim abi. Dost abi sen şişman değil misin bu arada? Kemiklerin eriymiş. Öyle mi diyorlar? Evet. Harika. Abi bir şeyi merak etmiş. Abi kilo verince her yerinden gidiyormuş. Ne? Götünden, başından, gıdığından, memişinden. Kilo anladım. Verince her yerden kilo... gidiyor muymuş? Ha, kilo verince... Yani evet. Her yerden yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Abi suratımdan en çok gıdıkta fark ediyordur büyük ihtimalle. Tabii tabii suratımdan, suratdan bayağı gidiyor. Aynen. Ama tabii sıkılaşma da yapman lazım. Sarkıyor çünkü bir süre sonra. Evet. Fill all abi the holes ya. With the rock. Rock that rolls. This is L key. What? Tüm delikleri yuvarlanan kayalarla doldur. All right. This. Yani şey anahtar diyor. Sol analog anahtarmış. Hani yani bir yerde bir delik varsa onu doldurmak erkeğin görevidir lafını çok sevmekle beraber. Boyun da bayağı var ya. Abi Dragon Builders'a giriş yapmış mıymışsın? Yapmadım hayır. Hamilemeler sarkıyor mu? Ciddi. Futurama izledin mi? Rick and Morty kadar iyidir, hatta bence daha iyi. İzlemedim. Sarkıyordur bu arada söyleyeyim. Alfa susu turos öyle bir şey. Memeler sarkıyor mu demişti. Abi kilo verdiğin zaman bütün derin sarkmaya başlıyor. Sıkılaşman hani lazım. Sadece yani. Yemeyerek kilo verirsen vücudun çok daha çirkin bir hale bürünüyor. Onu söyleyeyim. Abi şeyler var ya zaten şu... Ağır Yaşamlar diye bir program var mı izleyen? Oradaki tipler felaket ya. Bizimkiler izlerken denk geliyorum da bazen. Deri ameliyatına falan giriyorlar yani. Evet. Biliyorsun değil mi? Acayip şey yapıyorlar yani fazlalıkları.
Evet, 5 kilo falan sırf ekstra deri çıkıyor yani. Yani. Doku çıkıyor direkt 5 kilo yani. Oğlum bu meram çok OP ya. Aşırı OP ya bu meram. Murat abi hangi Murat abi? Ha, Murat abi hangisi lan? Hangi Murat abi? Ameliyata girmişti, gerekiyor alıyor demişti ama. What the fuck is this? Ha. Oraya memelerden kolay kilo veremezsin. Jinekomasti ameliyatı şartmış. Jinekomasti ne lan? Lan oğlum zıpla pezevengin çocuğu zıpla. Çok ilginç isimleri var. Şey jinekomasti. Oğlum beni hasta etme zıpla piç. Murat abi GF. Ha? Oğlum yavşak mide ameliyatı ya. Mı olmuştu lan? O kadar şişman bir insan değildi lan. Kanka Murat şişmandı ya. 130 kilo, 130-140 kilo. Ben onu çok eskiden birkaç videosunu izlemiştim. O kadar var mıydı lan o çocuk? Vardı abi bu arada. Oğlum ben hayatımda 130 kilo olmadım lan hiç. Yani. Zaten var mıydı o kadar? Ya ben olmadım o kadar çünkü hayatımda. Benim en maksimum çıktığım 128'di yani şu güne kadar. Ben onu işte fuarda tanışmıştım ben onunla. Kaç kilosun falan ben de şu koyayım hadi söyle falan yapıyorum işte. Allah'ım ya. Ben göster. Ben de gösterdim sen de göster falan gibi bir şey oldu. Evet hiç fark ettim öyle olduğunu evet. Böyle çıkarıp vurdunuz masaya. Aynen kanka. İşte benimki çok ses getirmedi şaka. 135 kiloyum abi demişti ya. Vay be. Kendisi 140 oldu. Demişti videosunda. Kendisi 140 demişti videosunda. Tala abim geldi. Tala. Öyle gözükmüyor abi bok gibi oynuyorsun ondan oradan gitmeyeceksin demiş Tala abi. Evet. Tala bütün kanser izleyicilerini bana çekiyor. Hoş geldin abi. Hoş geldin Tala. Bitti Tala mi işler? Abi. Keyifler yerinde mi? America fuck yeah Tala abi. America. Fuck yeah. Tala abiden bir şey istesem getiririm acaba. Getir. Adam ya adam. Tala abi dönsün onun switch'ine de bir ayar çekeceğiz sen dur. Çekecek miyiz? Konuştuk mu o işi? Çekeceğiz. Tamam şimdi konuşuyoruz işte. Şey değil mi? Bir sürü şey getirtiyormuş o adam bir tane daha şey alıyormuş valiz alıyormuş. Ben şey aldıracağım ya birkaç böyle bir ne bileyim figür müdür bir şeyler aldıracağım bu sefer. Abi ben gene belki Gundam kit aldırtabilirim ya. Abi yok ben şimdi hiç yorum yapmayayım. Kendisiyle konuşmadan yanlış olur. Yani Gundam kit'in birazcık kutunun boyutu büyük olduğundan evet, dolayı. Evet. Yani direkt ondan adamın üzerine yük bindirmeyelim yani. Bir gaza geldim bir dakika dur ben dost kendim abi. Efendim. Biri demiş ki bu konuşanlar çok seksi sesleri var. Arada gelsinler saatlik 50 eurolarını alsınlar. Hıu saatlik 50 euroyu nereden? Oğlum, ne için veriyorlar lan saatlik 50 euroyu? Bulsam zaten. Oğlum sabaha kadar konuşurum benim bir şey sıkıntı yok. Belki ama işte inşallah sadece ağzımızı konuşmak için kullandırtıracaktır kanka. Şimdi yani, ben ne? Hmm. O tarafa gidebiliyor muyum? Dostlar. Yön verebiliyorum. Tamam şimdi tamam. Bak şu şey şimdi anlaşıldı. Yön verebiliyorum sıçtığımın şeyine. Hay amına koyayım ya. Anlamak niye bu kadar zordu ki sanki? Dost abi. He. Tal abi sen titreşimli dinozor alacakmış. Ne dragon dildo mu alacaksın tamam anlamadım ne? Bana bir dinozor ve titreşim ne olduğunu biliyorum ama ne oldu? Dragon dildodur abi. Knight'k. Knight'k. Tamam sağ ol Kamondo. Eyvallah dostum. Ne olmuş? Ne olmuş ay kız ne olmuş? Ya ben anladım sonunda dediğim o kızsa dost abi çoktan söylemiştim. Neyi? Neyi? İşte o yönlendirme galiba. Ha, okey. Ben şu anda kendi başıma neyse çözdüm en azından. Neyse ki. Üst kat varmış. Ama buraya... Ha tamam buraya şey lazım bize. Alev püskürtücü gibi bir şey alacağım herhalde ben bu şeyin sonucunda. Ya da alev şey çubuğu mu alacağım? Yani diğer oyunlardaki o... Flame Lord tarzı şey mi alacağım? Alev şeklinde bir çubuk ya da çubuk şeklinde bir alev. Peki buradan nasıl döneceğim? İlla aşağı mı atlayacağım? Uğur, şey, Uğur beni andı Uğur. Ne oldu lan? Uğur beni andı. Uğur bebeğim öpüyorum seni dinliyorsun. Apple'ın oyun servisi mi var? Apple Arcade. Evet bir ya. Oyun servisi çıktı. Ve çıkardıkları oyunların mobil oyunlar açısından çok güzel görünüyor yani. Ayda 36 lira bir parası varmış.
Türkiye siber atak altında. Şey lan ya, bayağı Sakaguchi falan oyun yapıyor abi Apple'a. Evet. Sakaguchi. Tal abi birazcık karaslıyor şey demiş. Abi ben Zikko Adam TV'den izledim, çok güzel oyun. Dost abi bize para vermiyor, biz ödemeyi farklı alıyoruz. Evet. Özellikle de üçümüz farklı bir yolda ödüyoruz. Arkadaş şey, nereye gitsem yanlış çıkıyor ya. Al bir dakika, orada kırılacak duvar var. Geri gel. Gördüm onu. Gintama animesini izledi diye biliyorum ama bitirmedi abi bu arada. Bitiremez. 9 bölüm falan, 9 bölüm falan katlanabildim. Benim mizah anlayışı pek, mizah anlayışı pek bana göre değildi. Mizah anlayışı nasıldı ki? Nasıl söyleyeyim? Yani tuvalette şey bitti, tuvalet kağıdı bitti. Ne yapacağız? Oo falan. Yani hani, götümüzü taşa silelim, kiremit. Olamaz, ne yapacağız? Tuvalet kağıdı bitmiş. O ne o falan. O tarz bir şeydi yani. Ben de böyle falan diye izliyordum. O muhabbet 10 dakika gidiyor değil mi? Bütün bölüm onun üzerine. 20 dakika falan oydu full. Ne? Yengenin haberi var dost, bunlar var. Neyden? Bizim üçümüzün farklı ödeme yöntemleri kullandı. Gay oldu onun. Valla tabi abi yüklenmeyin lan chat. Merkezin istediğini. Ney? Abi valla birkaç tane bubble'la dönersin artık. Ya herkes bir şey istiyor da Tal abiden gaza geldiler. AMK. Oğlum adam bedavaya getirmiyor lan onları. Tabi lan. Parasını veriyoruz hani yani. Sadece getirme servisi ücretsiz oluyor yani. Yani evet, sadece kargodan kurtuluyoruz, gümrükten kurtuluyoruz, hepsi o. Bedavaya gelmiyorlar. Başka adamlar gitse de getirmiyor. Tal abi adamdır. PlayStation 5'in Pro'su çıkar yani belli bir süre sonra tabii çıkar. Bence çıkmaz ya. Niye çıkması ki? Ara konsollar bence standart olacak. Ya ben de öyle, içimde öyle bir his geliyor ama şey abi, hani sonuçta görmeden bir şey yorum yapmak mümkün değil. Hani teknikten hasver kadar da anladığım abi için söylüyorum. Aa bir dakika, orası böyle bakacağız lan abi yani. İttirebilir miyim acaba ya? Şunları ittirilebiliyor mudur acaba etrafını sarsam? Dostlar bir drop var mı? Drop yok, hayır. %0 şu an. Ben izlerken tamam, hiç normalde karşılaşmadım zaten. Modemi resetlemek çözdü ya, her neydiyse problem. Abi sağ taraftaki bir şey okuyayım mı? Bu arada bir ip ucu gibi bir şey vermiş ama. Oku. Oku. Abi sağ taraftaki bir odada o hareket eden şeyle bütün boşlukları doldurursan sandık falan gelir. Okey. Haa zaten evet, ipucu öyle diyordu zaten. Ya şey, Girf Ford Yunus Beyciğim. Okumamamın sebebi bir öncekinin şeydi, hani dost abi çok sevmiyor böyle çok karışılmasını. Yok ya, o Girf Ford sağ olsun, o yani Zelda yayınlarına başlamadan beri zaten onun sayesinde ilerliyoruz abi. O da olmasa bu oyunun bu oyunun gerizekalı kriptik şeyiyle zaten mantığıyla bitirmemiz yani da bunu böyle nasıl yapacağız ki burayı, nasıl bu arada ben onu fark etmedim çünkü rengini pembiş yapmış. Normal kırmızıydı o. Gearford. Her yayına farklı oluyor. 1400'e 3D yazınca aldım. Abi onu nasıl dolduracağım ki ben tamamını buranın? Ya şimdi gözüm onun yorumlarının üzerinde. Hayırlısı Gearford kardeşim. Merak etme. Nasıl doldurabilirim ki ben burayı? Dünkü yine çok uyuz puzzle'lar vardı ya gerçekten. Evet. Şöyle yapsam abi en azından ittirebilir miyim? Şunu ittirebilir miyim? Ha? Tamam, bunu ittirebiliyorum en azından. İlk tamam, oynatacağım oyun her zaman için Super Mario Bros. Olur abi benim. İlk oynatacağım oyun her zaman için Super Mario Bros. Olur. Arata da ilk oynattığım oyun oydu. Ondan sonra gittim Minecraft oynadı orası. Abi diyor ki Zikko Adam TV'den izledim. O tüm bulmacalarda hiç takılmadı abi, hemen geç diyor. Aynen, Zikko Adam TV adamdır. Çok merak ettim hangisi. Abi her odada olmaz o doldurma işi demiş. Yunus Beyciğim. Ne demiş? Her odada olmaz o doldurma işi ama belirli bir spesifik bir oda varmış. Ya ben Smokey kullandım. Aa doğru, birazcık kullandım zaten buraya geçmek için. Bir yerden daha anahtar bulup öyle geleceğim ben buraya o zaman. South Park'ın 23. sezonu mu? Oha, izlememişler. South Park'ı ben galiba son 2 sezonunu izlemedim galiba. Ha şuradan giriş varmış burada galiba, bakayım. Ya of, nereye gideceğim ya? Gerçi South Park da yani sonsuza kadar gidebilir sonuçta güncel olayları anlattığı için. Yani ama çok bokunu çıkardılar güncel olay meselesinin. Çok sıktı yani, eski tadı hiç yoktu ben sonra izledim. Çok politik olmuştu South Park artık. Ha boku çıkmıştı yani politikanın ve çok baymıştı beni o yüzden.
Hadi oğlum bütün yerleri öldürdüm şimdi yanıtlar ver. Nintendo'nun Play Store'a çıkardığı oyunlar neden bok gibi oluyor? Yo, en son ben Mario Kart oynadım mesela. Telefon için gayet de şirin o yani. Tala bir şeker ya. Bir şekilde oynanıyor oyun. Ne diyor? Su yok. Abi beyaz Batman anlatsana. Diyor ki bir de öyle diyor bir kanal mı açsak ne yapsak diyor. Bence lavaşı anlatsın ya. Oyde orucum. Ortalığı o niye niye şeyi veriyorsun ortalığı niye alevi veriyorsun? Aynen lan bunu kudursan. Kanka biliyorsun biz layık olanlardanız değil mi? Sadık olanlar sadık olanlar. Sadık olanlar. Biz sadık olanlarız. Biz sadık olanlar olduğumuz için. Abi la haydi ya haydi bakayım. Of orun. Abi yani şöyle bir şey var. Eğer çok uzatırlarsa banlarız. Bu kadar basit çözüm yani. Aha mantıklı. İsteyen sorsun. Lavaş gelsin lavaş lavaş. O parton ne? Portal. O portal hadi be. Köşedeki bunu nasıl alırdım? Dur tam güzel gidiyordu ya dur bakayım. Bu arada çok güzel gidiyordu ya. Lan 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 gitti. Kontrolü kaybettim. Onu nasıl yaparsın lan? Şöyle bir bakmaya çalıştım lan. Faruk Laybo çok düşen ha kalbinde olan mı ne? Yok ha, abi ya. Kusum. O değil. O cümleyi ben de anlamadım. Faruk Laybo çok düşen ha klibinde olan mı? Yo. Ne alakalı? O şey o Anıl abi. O Anıl abi. O krize giren Anıl abi. Laybo. Ne krize girmişti orada ya? Oğlum çok... Lan 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 ne oldu? Ben seni ilk kez bir yayını durdurup beklediğini gördüm abi. Abi ben Anıl'ın hayatımda yani. Öyle güldüğünü görmedim ama. Hani Anıl'ı yani yıllardır tanıyorum. Anıl'ın öyle güldüğünü ilk kez gördüm. Herif nefes alamadı gitti nefesi... Oğlum öyle değil pezevenk kontrolüme girsene. Ya yavşak ya. Laybo. Oğlum düşerse bak çok kötü düşer ha. Ay sikeceğim bunun bir garip bir şeylik var abi bunun bir input delay gibi bir şey var ya. Sinir ediyor. Call of Duty'nin ilk oyunları ile aran nasıldı onu anlatmıştı da. X'e basıyor muymuşsun? Press X to win. Bir saniye. Hmm okey tamam. Karlan iyi geceler mesajı istiyordu. İyi geceler hayatım. İzliyormuş şu anda ya da. Hadi iyi geceler. İyi tatlı geceler rüyalar. Kardo. Güzel rüyalar gör. Aynen. İzler. Canım sevgilim benim iyi geceler. Artık globale taşıdı hani iyi geceler mesajını anladın mı? X'e ne işe yarıyor X'e basmak? X'e basıyor muyum diye soruyorlar. Ne işe yarıyor abi X? Bilmem. Hani bir bastım bir şey olmadı çünkü. Anasını amı. Biri 1020 saat Odyssey oynamış bırakamıyormuş. Yapacak bir şey. Ya ne yapmam gerektiğini çözeli bayağı oldu bu arada. Ne yapmam gerektiğini çözeli bayağı oldu ama sıçtığım şeyi. Vusal Tayyip abone olmuş ya da böyle okunuyordur umarım. Teşekkür ederim efendim desteğin için sağ olasın. Ya ne yapmam gerektiğini çözüp de yapabilmem o kadar uzun sürdü ki. Çünkü yön vermesi çok sinir bozucu ya böyle bir gidiyor bir şey yapıyor böyle bir yamuluyor mamuluyor gıcık oldum anasını satayım. Neyse. Ben şey anlamadım. Red Dead Redemption 2 mi espri falan onu olayan ne? Neymiş o espri? Ben de anlamadım ki. Abi RDR2 esprisi, RDR2 bir de sadece abi RDR2 yazmış sonra altında o aynı şey devam ediyor. Espri. RDR2 gönderme kendisi yok. Ben anlamadım ki onu. Neymiş espri? Anlamadım ben olay ne? Ben de anlamadım. Bir aydınlatabilir mi gençler? Espriyi bir söyleyin. RDR2 göndermesi abi kendi incelemen var. Ne? Ne olay ha, ne? X'e basma esprisi. Ha şey X'e basma muhabbeti. Okey tamam. X'e bastın mı muhabbeti? Okey tamam. Anasını satayım ben de Zelda ile alakalı zannediyorum. Ben de öyle zannettim biliyor musun? Red Dead Redemption'da X'e basan tamam. O çözdük hani. Yıllar geçti. Evet herkes hala X muhabbetinde. Çok eğlenmiştik onu çekerken ya Ahmet'le. Birkaç defa çektik onu yani. Farklı versiyonları var onun. Yani doğaçlama çekildiği için doğal olarak.
kamera arkası. Birkaç farklı versiyon. İlk versiyonu çok güzeldi de şeyi ben mikrofonu açmayı unutmuşum ilk seferki, o yüzden gitti güme. İkinci seferde öyle çekmiştik işte. Tamam arkadaşlar, artık hadi RDR2XX1XX, o çok yanlış oldu. XS1'sini büyütürelim. Mount & Blade'in arası pek yok. XX1'si yapabilirler yani. XXX. Evet, kadran da yaptığına göre XX1'si yapabiliriz. Bu arada bende donmalar başladı ama sanırım benden bakayım kaynaklı. Drop kim? Drop yaşamışız ama ha, yani çok az, 0.5 falan diyor. Evet, aynen öyle. Böyle bir masa evet oldu ki yani ya, tekrar from'a hayır böyle place anlık. Ne? Yukarı... Hayır, ne? Okey. Sol tarafta kırmızı bir kapı var abi, yalnız. Biri de yazmış zaten de, ben de gördüm şimdi. Bakayım. Nerede lan hani? Ha, okey. Acaba 2 boyutlu versiyonda daha mı kolay bunları görmesi? Onu merak ediyorum. Olabilir büyük ihtimalle. Oyunun son dungeon'ı mı bu diye soru gelmiş. Evet, ya, evet. Son yani dungeon şeyden... ama bundan sonra bir tane de final dungeon. Final dungeon vardır. Hani bu 8. item bulmak için, balı uyandırmak için gerekli 8. item alacağımız dungeon burası ama çok büyük ihtimalle bu bittikten sonra bir tane daha dungeon'ımız vardır. Valla X esprisi yapmayın deyince yapmayacaklarını sanıyorsunuz dediniz de valla banlarız yani, çok sorun değil. Neyse. Kanal diğer kanallara benzemez gençler, istiyorsanız yapın yani. Bize zorlamıyor ama götü yiyen oy vermesine de. Bitti mi hepsi? Hah, iyi. Değdi mi? Değdi. Valla Esur, bizim keyfimiz yerinde. Ne olay, ne oğlum, ne oluyor? Ne oluyor? Chat'le kavga mı etmeye başladınız? Ne oluyor? Bana bak, burada racon biziz, tamam mı? Aman ulan bunu, aman ne lan? Ne oluyor lan? İlginç muhabbet dönüyordu şu an. Serious sekslendi, itiraf ettiler. Dostun seks köleleri sanırım, yardıma ihtiyacınız varsa 3 kere öksürün dedi de. Ben de halimizden memnunuz dedim yani. Sonra ben 2 kere öksürdüm falan böyle tabi. O arada, o sırada tam o muhabbet dönerken. Aynen, birincisinde geldi. Ah be. Haydi. Oğlum bak, DDR2 yapmayın bak. Bak bizi deniyorlar ha. Abi akılları sıra deniyorlar. Sanki iki kliye bakmayacak. Ha, yapmayın dediğin şeyi direkt yapıp ondan sonra da niye banlandın muhabbet değil mi bu? Evet, sonra da niye banlandım yani. Abi acımayız. Acımayız ya. Kim gerçekten şey yapıyor? Yapmayın dedikten sonra gerçekten hani salon yayıncılar var mı? Ben onu merak ediyorum. Var var. Ha, yapmayın demelerine rağmen şey yapıyorlar. Yapıyorlar, ondan sonra da hiçbir sonucu olmuyor mu bu işin? Yani maalesef. Çünkü izlenmem düşmesin. Yok abi, aynen, ben düşmesin. Öyle davranmayacaksın abi bu insanlara. Bu insanlara hayvan gibi falan, yok lan o kadar abartmıyor. Saçmalama. O kadar değil ama. Köpeğine ekmek ne de su vereyim. O kadar değil tabii ki, işin şakası bir yana. Ama harbiden yani burada düzenin bozulmasına da izin vermem yani abi. Bu kadar basit yani. Hate be. Ne hate be oğlum, bir şey demedim amına koyayım, ne hate. Ne bileyim, böyle hoşuma gitti. Şey, albay gibi hissettim yani böyle, ama zaten sen zaten fülersin. Yes. Yes. Kırbaçlayın. Yazmışlar. Boss kapısını bulduk. Dost kayolu yargı dağıtıyor. Guardians of Düzen. Hate be, bre bre bre. Daha dungeon'da takılma aşamasına gelmedik ama hadi bakalım. Gelecek miyiz o aşamaya merak ediyorum. Senden Dark Souls 2 speedrun istiyorlar. Ne istiyorlar? Speedrun. Dark Souls 2 speedrun. Oğlum ben ne anlarım speedrun'dan Allah aşkına yani. Dark Souls 1 12 saat süren, 12 saat süren speedrun'ı izleyecekseniz ya, speedrun sayılıyorsa onu yapayım. Abi onun Crysis 2'de speedrun'ı var yani. Orun içimden bir laf sokmak geldi. Çok iyi anlarsın ya. Dost abi anlar büyük ihtimalle. Yok ne ya. Boşayın boşayın, sonra söylerim. Şu an söylenmezseyim. Üstü kapaklı bir şeyse millet anlamaz zaten yani. Yo yo, anlar büyük ihtimalle. Şurada with the ball. Ha, benim jeton şimdi düştü. Tamam tamam. Dost tamam. Abi de şöyle bir ipucu verebilirim. Dost abi şey, chapter 8 VIP girişinde konuştuğumuz kişi. Ha, okey. Haa demez mi? Oh, yaş. Bazı şeyler ilk tabii ki de yani. Ha buradan, okey şöyle. Aa, yaş. Nice. Seni seviyorum. Aa, biz de seni seviyoruz. İnşallah bize de gelmiştir o kart.
Arkadaşlar lütfen benim övgülerimi üzerinize alınmayın. Sadece yorum okumak için buradasınız, bunu unutmayın. Ya fark ya. Eskiden yapılan haftalık vlogları yapmayı neden bırakmıştı dostlar? Bir kaçırmışım orayı. Ya konuşacak bir şey bulmakta zorlanmaya başladım artık. Hayatımın çok da ilginç olmamasıyla alakalı olabilir. Sabah kalktım, kahvaltı yaptım. Arkadaşlar biraz önce bir sıçtım diye böyle hani vlog yapmak. Yapmadığım şey değil, o ayrı mesele de. Her anını Instagram'da paylaşan insanlar. Abi Alev'i buraya nasıl püskürteceğiz lan biz? Ya burada bir şey var. Seni seviyorum şey Orhun abi yazmışlar. Faruk yok ama ye. Ben onu spoiler alayım zaten. Faruk evlat. Deja vu oldum. Gelsene. Alo ses. Son 2-3-4. Tamam, seni merak etmişler de. Ayıramadılar bizi herhalde. Alevli ok diye bir şey var mı acaba bu oyunda? Ateşli ok var mı? Ya da bombayla yakabiliyor muyuz? Bir saniye, bombayla yakabiliyor muyuz acaba? Bir deneyelim. Dostlar, Rick and Morty hakkında ne düşünüyor musun? Olmuyor. Sevgiler. İyi, güzel. Abi! Müriser TV'de bana katladı. Adam. Olmuyor. Teşekkür ederim. Faruk kim demiş biri? Benim. Buradayım. Yani burada olan herkesi yayıncı zanneden bir kesim var ya. Hani birinin yayındaysan sen de yayıncısındır gibi böyle bir. Çünkü öyle bir algı yarattılar ya abi sonuçta. Kendi reklamımızı yapıyoruz değil mi? Pardon. Mecrada. Ha evet. Yani kendi demek reklamımızı yapmak için buralara gelmeyin oğlum. Benim yayınlarımı kendi reklamımızı yapmak için gelmeyin. Beni tanıdılar abi. Ejderha Faruk dediler. Ejderha Faruk ne lan? Abi çok karışık. Nasıl yılan değil mi Faruk? Faruk abi yayıncı. Yok canım, ne yayın? Cem Yılmaz dönüyor. Ne yayın efendim? Yayın. Dark Souls 3'te seri yapabilir mi veya kaç paraya yapar? Lan pezevenkler. Dost abi. Dark Souls 3 serisi istiyorlar. Yapmasa da paralı olarak kaça yapar mısın? Paralı olarak. Parayı önden alayım. Direkt sponsorlu yani, anladın mı? Şu yani, bir şey soracağım. Bir şey değil bak. 1000 liraya yaparım bak. Bir şey değil, 1000 lira bak. Bir şey değil. Bir şey değil. Yani ben bir reklam yapıyorum, onun 5 katını alıyorum falan. Gerçekten milleti bir iyice şey yapayım, tribe sokayım burada. Gizton 8'e geleneksel ya. Necali yayını yap bari demiş birim. Ay şeyimiz vardı ya, Necali yayını evet. Bu sene bir, yani 2020'de bir Necali'yi tekrar yapalım madem. 2020 Nisan. Ne demişler? Faruk abiyle siyaset sohbeti yapmak çok eğlenceli, bir kere tecrübe ettim abi. Yayında MGS maratonu yapma şansın yüzde kaç? MGS maratonu. Of yani ne kanser oluruz ya var ya. Birinci oyunu şu an tekrar ben oynamak. Ne kanser eder adamı. Biz bir ara 1000 lira teklif etmişlerdi. Evangelion şarkısını poro şeklinde söyleyin diye biz söylemiştik. Atmamışlardı dışarı. Atmadılar evet. Yapıyorlar öyle şey. Dostlar bir şey yazmış yalnız. Şimdi burada 300 kişi olsa hepsi 10 TL'den. İyi para, iyi para. Bunu ben sürekli söylüyorum. Kimse beni dinlemiyor ya. Abi ya. Lan 10 lira lan. La oğlum onu geçtik yani. Bak 250 kaç 250 bin abonem var yani. Yani hepsi 1 lira verse. Hayır lan 275 bin değil mi? Yok değil. Değil falan. Olmadı mı? Değil. Emulatörle Twin Snakes oyna daha rahat olur. Twin Snakes hiç oynamadım aslında bak oynanabilir. Yani Twin Snakes hiç oynamadım. Normal Metal Gear Solid 1 oynadım ben. Twin Snakes bende yok. O yüzden aslında GameCube'de mi çıkmıştı? Ha. Dostlar bir yayıncılar da iyi kazanıyormuş. Ha, haberin var mı? Öyle diye duydum evet. Ben de duydum. Hani henüz deneyim edemedim birinci elden ama onu umuyorum. Yani duyuyoruz. Duyuyoruz yani. Lan sen yok canım ben ne kullanacağım ya. Ya git Allah aşkına başkasıyla. Sonra bahsettin abi başkasıyla. bakın bakalım Bahane abi tam ölmüş mü? Kaç kişi o çivileri zor çaktı tabuta. Bilezik verin de atalım bari. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bilezik verin de atalım bari orada. Ben dost abi bu ölüsü mü? Ben çok şey gülmüştüm ya. Winch diyor kullanamaz diyor. Ulan diyor bu adam bunları yapmaya çalışıyor. Hani kadının diyor bir buldozer kadar değeri yok diyor. Bunu yapamıyorsun neleri yapmaya çalışıyorsun? Buldozer kadar değeri yok diyor ya. Cem Yılmaz yayına. Ay.
İlk yayınlarda dostun tişörtü yoktu, bu yayında var. Adam hasta oldu. Hasta oldum yani. Ondan dolayı. Hasta olmasam hala inatla devam edecektim yani. Siyaletle dura dura hasta oldu adam. Cem Yılmaz diye. Ya hiç beni de atalım. Paşam bir dur ya. Paşam bir dur ya. Allah. Allah Allah. Dost abi ya. Sende bir Özcan Deniz hayranlığı falan mı var? Siyah atlet falan çıkıyorsun ya. Özcan Deniz mi siyah atletle çıkıyormuş? Evet. Her filminde var ya. Bir de şey çıkıyordu. Filmlerini hiç izlemedim ki lan ben adamın. Hiç izlemedim filmlerini. Hiç Özcan Deniz filmi izlemediğimi fark ettim şu an. Ya hatta şey var böyle, Evim Sensin diye bir film var çakma konu olarak. Şey kışın böyle. Kışın bile ama siyah atleti var yani. Abi bir dakika, işte bomba bir şey varmış. O derece. Bir tane şarkı var. Onu yapan adam da giyiyordu ya. Lan bu ha, buraya Davut, mı açıldı? Davut. Bir de şey giyiyor abi, onu Davut Güloğlu giyiyor. Biliyorsunuz değil mi? Güleyrum haline katila katila diye böyle. Şimdi burayı açacağım ben. Ve sonra şeyim kalmayacak, anahtarım kalmayacak şey için. Solda şurayı... çatlak varmış duvarda. Çatlağı açtım, gördüm sana, açtım da. Faruk sana bir şey atıyorum, şunu izlemen lazım. At bebeğim. Dünkü yayından bir kare. Dostlar i̇şte bu da anahtar kalmadı kaldım. Ya. Anahtar kalmadı. Güleyrum haline katila. Ve anahtar nerede var acaba? Şurada bir sandık var, burada bir sandık var, işte burada yani. Bir sandık var, burada bir sandık var. Hatta şu iki tane de şunlarda var. Bunlarda... Neye bakıyorsunuz da şu an? Siz? Ya senin... Dünkü aldığım klibi hatırlıyor musun abi? Arkadaşlar, kendi aramızda konuşmayalım. Eğer bir güldüğüm komik bir şey varsa sınıfla paylaşın, hep beraber görelim lütfen. Ne hangi, o, hangi klip lan? Noto. Neyin noto? Ver bakayım, oku. Ona tabi bakayım ben. Ne? O bir kere elimde oyun hamuruyla yakalanmıştım, çok kötüydü ya. Abi ben sınav zamanıydı. Abi çok gerizekalıydım. Abi ya, ben buradaki şeyleri öldürdüm ve bu şeyler tekrar mı spawn oldu yani şu an? Dostlar, odada bir buradaki tane daha çalak varmış kapının solunda. Hangi odada? Hocam Faruk abi uç ya. Lan salak konuşma be. Evet, o klip. Evet. Murisel, evet o klip. Hangisi bu arada ya? Ya senin şu... striptiz yaptığın var hareket. Ya. Striptiz yaptığım. Kilolu olduğunu göstereyim derken bütün chat'i sular seller götürdü. Ha şurada, tamam gördüm diğer çatlağı da, evet. Oh, ya sokacağım ama bu kısa yoldan ibaret ya sadece. Çünkü kısa yol açıp duruyorum bir yerlere ben. Hiçbir boka yaramıyor bunlar. Pardon. Sigara hiç okuldan kaç ama bu son yatmış. Hocam vallahi oğlum pis var ha, kim sıçtı? Ben mi sıçtım? Yok hocam yani. Ne bileyim hocam falan diyor. Okulda yaptığınız en çılgınca şey. Abi hangi birini anlatsam? Anlat dostlar, bakalım birini senin Faruk. Yok büyük ihtimalle. Yok abi ben hep şey bir öğrenciydim. Sakin böyle. Sakin abi, bir şey. Biz şeyin olması gerektiği gibi. Şarkısı vardı. Biz çok aptalcı ya, biz şey hatırlıyorum ben. Abi Nicky Romero Toulouse diye bir şarkı var. Onu açıp böyle bildiğin koridorda adam dövüyorduk. Böyle üstüne kartal gibi giderek ya. Faruk sen ya, öyle bir hayal ediyorum da şu an. Kanka ben ortaokulda ve... Hızlı şey, zamanların galiba. Hızlı zaman. Şu an oturaklı bir insan olarak gözükebilirim ama maalesef. Yani şey hatırlıyordum ya, hani öğle arası vardı işte okulda 45 dakika falan işte. Biz böyle yemeği yerdik, Omegle'ye girerdik ve onu da canlı tahtaya yansıtırdık falan böyle. Oturup böyle komple 40 kişilik sınıf falan Omegle'de takılırdı. İğrençti. Dostlar bir şey soracağım, sende şey olmuş mu diye okuldayken hocaya yani öğretmen anne falan deme. Bende hiç olmadı. Ben çok yapıyordum onu ya. Oğlum onu nasıl yapabilirsin? Annen olmayan bir insan nasıl anne diyor? Oğlum ağız alışkanlığı yani, çünkü annemden yani şöyle ya, kadındı zaten. Ve her gün on yani anneni görüyorsun çünkü 7 yaşına kadar başka öyle sık görüştüğün kimse yok. Okul bir başlıyor. Bütün gün tek bir kadını görüyorsun. Ağız alışkanlığı söylüyordum ben yani. Bir de benim ilkokul hocam şeydi. Kapı komşunuzu. Yani çok sık görüşüyordum. Sivil zamanında da çok sık görüştüğüm için.
Oha, benim kadın öğretmenime baba demişliğim var demiş. Marisel, ne yaptın? Okulda altında işedim abi. Ben işemedim ama pantolonum yırtılmıştı. İlk okulda işin. Erkek öğretmen demiş. Biz okulda projeksiyon cihazıyla PES turnuvası yapıyorduk. Yan maçında hoca basmış. Diyor lan bari maçı bitirseydiniz. Yorumumu okur musunuz? Dost abi, spor ve müzik anemileri gibi kategorilerde tek tek değerlendirmen gerekirse ne düşünüyorsun? Neyi? Evet. Neyi değerlendirmesi? Yani ben de anlamadım burasını. Hani hangi yönden değerlendirmesi? Onu da bir neyi yazarsan... değerlendireceğim de onu anlamadım ki. İşte söylememiş. Söylesen. Markus, o yalanlar hep şey olacak abicim. Yani karışacak yani, anılara. Abartmalar, mübalağalar hep girecek ama hep bir çıkış noktası olacak şey, ya. Ben şeyi bekliyorum ya, biz çıkışta hocayı dövmüştük falan böyle. Onu yalan... bekliyorum, onu kim yazacak acaba? Şu şey var ya, herkes hocayı dövüp çöp kutusunun içine atmıştır amına koyayım. Benim öğretmenim babamdı, bir yerden sonra ya. Evde öğretmenim okulda baba demeye başlamıştım. Abi ben teyzem anlatıyor, benim anneanne öğretmen, dede de öğretmen. Oh. Abi teyzemle anneannem aynı sınıfta böyle gibi giderken. Yolda giderken şey diyormuş, anne diyormuş, öğretmenim diyeceksin falan diyormuş. Eve dönerken öğretmenim diyormuş, anne diyeceksin, öğretmen okulda kaldı falan diyor. Böyle bir manyakça bir şeyi varmış yani. Yazık olmuş hocam. Şu an soru olmadığı için okuyamıyoruz, onu söyleyeyim de. Ben hocam arabayı yumrukladık. Nereye gideceğimi bulmaya çalışıyorum. Hani arayı doldurmaya çalışıyoruz, yapacak bir şey yok. Seyirciyi oyalamaya çalışıyoruz. Ya siktirin. Abi ilk okullar acı bir sekiz tatlıda beden hocasına verdi ya, vaa. Wow. Beden hocasına hoca verdi. Direkt yani. İyiymiş. Sizin nereden haberiniz var? Aa, ulan oğlum benim bir yazılı sınavı çalma hikayem var. Vallahi anlatırsam polise giderse tutuklanırım bu arada. Abi biz çalmıştık. Ben yazılı kaldığım için çok rahattı zaten yani. Hocanın bir tanesi dolabında aslında... kendi kişisel dolabında tutuyordu. Biz direkt gidip açıyorduk, kanırtarak alıyorduk yani, çok basit. Benim şöyle bir durumum vardı abi. Yani mesela... Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, ben cidden vicdanen, hem de ailemde öğretmen olunca yani öğretmen. Bu arada bir tane bölüyorum, az önceki sorunun devamı gelmiş. Kısaca spor ve müzik animeleri hakkında ne düşünüyorsun? Böyle bir kategori olması iyi bir şey mi? Yani izlemiyorum ama ya abi şeyine ya, ilgisini çeken insan için tabii ki iyi bir şey. Yani her konuda her türde anime olmalı bence de. Benim ilgimi çekmiyor, o yüzden ben genelde izlememeyi tercih ediyorum. Dost Bey, koca kara böcekleri yukarıdan bombalayacaksınız, sandık yukarıya düşüyor, anahtar çıkar belki demiş. Hangi? Ne böcekleri? O kocaman kara böcekler var ya onlar. Kocaman kara böcekler. Kim lan onlar? Neyse, kocaman kara böcek falan gördüğümü hatırlamıyorum ama hadi bakalım. Vardı ya, bunlar gene buraya spamlanmış mı amına koyayım falan demiştim. Onlar değillerdir la. Onlar böcek değil. Böcek mi onlar? Ne bileyim amına koyayım. Yani... Benim bomba yuturdukları mı ne? Hangisi? Ya onlardır ya. Evet. Yani bomba yuturduklarımdır da. Neyse abi, şu hikayeyi devam edeyim. Diye yazmışlar zaten. Sen anlat kanka. Ben abi şeydi, ben vicdanen ondan sonra hiç zaman rahat edemezdim. Yani hiç öyle bir şey yapmazdım. Okulun IT işleri de hep bendeydi. Lisedeydik bu arada. Okulun IT işleri bendeydi. Ve bütün hocaların mailleri, bilgisayar hepsi bendeydi amına koyayım ve hiç tenezzül etmedim. Bir piç bir arkadaşım amına koyayım. Bu şey ya, sikmiş. Sınav filminde şey var ya, ayakları vardı ya, inek olan. Piç... Bütün şeyleri soruyor, kağıdını hoca ona veriyordu, kopya çektirsin falan. Aynen. Benim piç bir arkadaşım amına koymuş yani, tamam mı şeyin, böyle soruların. Çünkü hocalar birbirlerine mail atıyordu, tamam mı? Şimdi hoca atıyorum soruyu hazırlıyor ya da zümre başkanı, gidiyor bütün hocalara mailleri atıyor. Abi aha, arkadaşlar şu an drop yok. Onu söyleyeyim. Yani, bakayım. Balans sıkıntısı yaşayan. Ya şu an bir drop yok, hayır. Hiç drop yok şu an. Gerek yoktu ki buna ya. Ben zaten açmıştım yani dungeon'ın kendi başıma tamamını neredeyse. Abi bu nasıl bir yalan? Bir dakika, bu yalanı inanmam abi. Okuyorum. Biz hocanın arabasını 5 kişi kaldırıp okulun çıkış kapısına yan koymuştuk. Araba maketten miydi? Kadın her gördüğü yerde bize söylüyor. Abi... Her artık gördüğü yerde yani... sizi sövüyor. Biliyor bir de siz olduğunu yani. Ha. Okey. Okey. Peki. Abi bu ne amına koyayım, bir dakika. Geçen sene nöbetçi olduğum gün kimya sınavı sonrası bir kız camdan aşağı atladı. Hastaneye falan kaldırıldı. Olay yeri inceleme geldi. Profesör bizi tanık diye götürürken başkomiser sicilimizi kirlenmekten kurtarmıştı. Bırakarak. Nasıl siciliniz? Ne siciliniz niye kirlensin niye abi? Niye kirlensin ki ya? Tanıksız olarak yani.
şey yani şahitlik yapmakta herhangi bir sıkıntı yok. Yani 7. sınıfta çocuğun biri sınıfa sıçmıştı ama altına değil bildiğin donunu indir rahat rahat sınıfın köşesine sıçmış. Bunun falan ne hırkalardan birini de tuvalet kağıdı olarak kullanmış. Okey. Okey. En sevdiğin Keanu Reeves filmi. Düşüneyim. Keanu Reeves'in sevdiğim bir filmi Matrix haricinden. Sizin neler Matrix var mesela? Bu kaba adam. Ya Matrix bir ilk en sevdiğim Matrix'e Matrix'tir yani. Hayır aklıma başka film gelmiyor. Keanu Reeves'in başka iyi filmi ne var yani? Ne? John Wick'ler var. Tamam okey. Başka? Şey filmi çok komik ya. İki tane ergen kızla uğraştığı bir film vardı. Knock Knock. Ha öyle bir filme niye okey vermiş? Çok aptal bir film. Oynamış? Abi Keanu Reeves seçim yapmaz ki. Oyunlar Keanu Reeves için iş yani. Şey değil adam öyle yani. Bu bir sanat falan buna yaklaşmıyor yani sinema herif. Çok da sikindeydi yani. Paramı arayayım. Ha. Şeytanın avukatı falan diken görev. Şeytanın avukatı. Şeytanın avukatı ben izlemedim ama merak ediyorum o filmi. Çok güzel bir benziyor yani. Fordisel. Ronin. Konstantin. Abi Konstantin çok salak bir filmdi. Hiç ben hiç keyif alamamıştım. Belki de çocukken izlemişim ona kadar. Çocukken dedim işte. Allah şirk koşuyorlar değil mi onda? Yok lan ondan böyle bir şey. Ne oldu lan? Neye gidiyorum bu kadar? Ulan pezevenkler. Ne bok yiyeceğim ben burada ya? Of. Şuradaki alevi yakmanın bir yolu olmalı ama neyle? Bir alev çubuğu mu alacağım ben burnun sonunda? Ne yapacağım? Neyle yakacağım burayı? Çubuk şeklinde bir alev ya da alev. Alev şeklinde bir çubukla mı? O espriyi ben yapmıştım ya. Evet ben de tekrar yapasım geldi. Çaldı ya resmen aşk olsun. Şey var ya lisede yaptığın espriyi yüksek sesle söyleyip bütün ilgi üstüne çeken orospunun gibi işte. Senin yaptığın espriyi çalıp değil mi? Herkesin gülmesi. Espriyi ben yapmıştım. Ben yapmıştım. Ben yapmıştım. Siktir oradan falan diye öyle. Ya ha siktir derler ya da o daha güzel söyledi ama derler bir de daha kötüsü. O daha güzel söyledi. O daha yüksek sesle söyledi. O daha alfa. Death Stranding oynadıktan sonra inceleme yaparsın değil mi? Hayırlısı. Bence yaparım. Yani yaparım ya o oyun incelemesi. Yapar. Ya kaçmaz onun incelemesi. Evet abi burada kesin alev püskürten bir şey alacağım ben. Kesin yani. Beklentilerinin düşük oldu ama çıktıktan sonra yok pardon. Beklentilerin düşük oldu ama çok iyi çıkabileceğini düşündüğüm bir oyun var. Ulan o nasıl bir iş o zaman beklentisi? Düşükse zaten iyi çıkmasını da beklemezsin. İşte ben de Red Dead Redemption'da öyleydi. Beklentilerim düşüktü ama çok iyi çıkabileceğini biliyordum. Çıktı da. Bu ilginç. Demek ki yani. Abi biz bir ara derste hoca öldürüp cesedini Times Next'ine atmıştık. Ulan ya. Mantıklı. Fantasy abi ben nereye gideceğimi bulamıyorum gene takıldım ya. Soruyu bir daha oku bence. Final Fantasy 15 Episode Ardyn oynamış mıyım? Oynamadım henüz hayır. O yüzden oynayayım inceleme ya. Beklemeyin daha. 40 liraya satıyor pezevenkleri ya. Hocayı sandalyeye bağlayıp camdan aşağı doğru bırakıp ipi içeri bağladık. Hoca sandalyeye de bağlı şekilde camdan sarkarken aşağı inip havalı tüfekle hocaya sıkarak atış talimi yaptık. Tamam bence bu muhabbet çok uzamasın ya. Evet abi yeter. Sabah kadar gider bu yani. Çünkü yaratıcı olmadığı sürece. İnsanların ne kadar fantastik düşündüğünü de anlamış olduk yani. Hocasıyla ilişki yaşamaya da öğrenciyim demesin ne ya. De özellikle İngilizce hocalara değil mi? Şey muhabbet işte. Hoca beni sikti. Tıt tıt tıt. Direkt klasik. Şeyle tek cümlede özetleyebiliriz. Hoca beni sikti. Herkesin hayali tabii ki. Hep böyle şey çünkü. KPSS'yi yeni kazanmış, yeni atanmış böyle bir öğretmen hep olur tamam mı? Şeylerin arası, öğretmenlerin arasında. Genç. Gençtir diğerlerine göre tamam mı? Ve eğer şeyse bile kadınsa zaten eyvah. Sınıfın erkekleri hele bile liseyse tamam mı? Başlarlar hemen böyle o taş gibi karamına koyayım ne karı falan. Bir başlarlar böyle yani harbiden. Bizim Almanca öğretmeni çok fenaydı ya. Bizim Türkçe öğretmeni İlk abi. İlk sınıfımdaki Almanca öğretmeni bu arada. Yani sonraki gelen Hobbit'ten bahsetmiyorum. Farka bir Hobbit'te değiştirdiler galiba demişler. Yani birinci sınıftaki Almanca öğretmeni üf. Ya bilmiyorum ben
hep benim şey vardı abi. Neydi onun adı? Hep, hep yabancı dil hocalarında de. Zaten iş çıkıyor. Niye bilmiyorum evet. Ama. İngilizce, bizim Almanca. Bizim tam aksine abi Türkçe öğretmenimiz böyle bayağı şey bir kadındı. Hani bir de aşırı böyle şey giyinen, bilerek öyle yapıyordu herhalde ama kadının hoşuna gidiyordu galiba. Transfer şey giyiniyor abi böyle harbiden şey giyiniyordu yani hani bayağı açık giyiniyordu kadın böyle. Müdür böyle bir şey garip böyle siyah dantelli mantelli bir şeyler falan giyiyordu böyle. Gaziantep'teydi bir de yani. Bir de bütün sınıfın fantaziydi kadın ve gıcık abi oluyordum o muhabbete. Acayip gıcık oluyordum yani. Abi muhtemelen abi. Oraya atanmış kadının zaten Gaziantep'te olmadığı belli. Hani muhtemelen atanmış doğu görevi olarak oraya yollamışlar belli ki. Ama yani çok gıcık oluyordum ya. Kadın da o kadar sinir bozucu bir kadındı ki böyle sinir oluyordum var ya böyle. Hey diyorum sizin şey muhabbetinize sokayım, erkek muhabbetinize sokayım diye böyle sinir oluyordum ya. Yunus şey yazmış abi. Abi yukarıdan dışarıya çık, geri girdiğin yerden bomba yutan solucanları bombala. Onların hepsi ölünce yukarıya sandık gelecek. Ya onları öldürdüm ben biraz önce. Sandık geldi ama yukarıdan mı atmam lazım bombaları onu anlamadım. Yukarıdan atman lazımmış. Yani şu an yukarıda olman lazımmış. İyi geceler Uğur, Cüm bebeğim öpüyorum seni. O aynen dokuduk. Şeydi abi, bizim de bir gün Türkçe dersindeyiz. Türkçe'de isim vermeyeceğim bir tane hocamız vardı sarışın. İsim ver Fahri, isim ver. Ver isim ver. niye belirtiyorsa isim vermeyeceğim diye. Abi çünkü vermeyeceğim çünkü hocam manyağın önünde gelince uğraşıyor. Vermeyeceğim çünkü hoca verdi falan diye. Aynen. İsmini vermek abi, istemeyen. Ben i̇smini şöyle bir şey yaşadım. İsmini mi götürüvermek istemeyen seyirci. dil anlatım dersiydi işte şeyde. Neydi o adı lisede. Neydi hoca abi hoca normalde kimsenin sikinde olmayan bir ders. Abi, kimsenin sikinde değil tamam. Bir de meslek lisesi öğrencisi kimsenin sikinde. Ama bir ders oldu. Bütün 40 kişilik sınıf hocanın masasının etrafındaydı. Ve hepsi yukarıdan bakıyordu soru kağıtlarına. Abi hoca bir giyinmiş şey. Neydi onun adı böyle. V yakanın anasını ama yani öyle bir V o. V for Vendor V'si gibi. Herkes yukarıdan dikiziyordu yani. Evet böyle buna böyle bir hikaye. Bilerek yapıyor bazıları bence ya. Ben ciddi ciddi bazılarının bilerek yaptığını düşünüyorum abi. Oğlum karın da hoşuna ya hocaları falan boş verin de bizim bir servis şoförü hani vardı. Şeyi seviyor ya bildiğin o hani genç böyle hormonları şey yapmış. Coşmuş erkeklerin onlara böyle bakması ve şey yapması, azmasının hoşlarına gidiyor yani. Şunu bilmiyor. Ve ben gıcık oluyorum olsa, yani. Yani şöyle ya zaten ülkedeki herhangi bir erkek çocuğu neyi görse zaten coşacak. Kendini niye öyle tatmin ediyorsun ki yani? Abi öyle maalesef. Bir tane vardı. O da farklı bir dil anlatım hocası işte bu. Anlattım hoca gittikten sonra. Karı koca bulamıyordu ondan sonra. Üf, neyse. Anlatmayacağım çok sadakçe bir hikaye. Soru bakıyorum soru yok. Sınıfta kaos hakimken arkadaşına tam küfürlü bir şey söylersin ve tam o sırada sınıf susar ya onu şey abi. Onun ondan daha küstüğünü bilmem demiş bir arkadaş. Hiç oldu mu sana o dostu abi? Abi bana bir kere şey oldu ya o çok kötüydü. Yani baya sınıf çok gürültülüydü. Ben, biz de arkadaşlar şakalaşıyorduk. Ben aptal bir ses çıkardım. Böyle falan tarzı. Tam o sırada sustu bütün sınıf. Ben böyle "Rah!" diye bağıran tek kişi oldum. Kimsenin sikinde olmadı garip bir şekilde. Onu anlamadım ya. Kimse dönüp bana bakmadı. Hoca dayı kimse dönüp bana bakmadı ama ben böyle yerin dibine girdiğimi hatırlıyorum. Yani çok kötü hissetmiştim kendimi. Ya ben şeyi anlatıyordum yarım kaldı. Yani öğretmenleri falan ya da öğrencilere geçtim. Bizim bir servis şoförü vardı. Hadi bize... Öğretmenlerle ilgili olan fantezi, yani bizim kendi hocalarımızla ilgili fantezi kuruyor herif ve onu bize anlatıyor. Ya o sapık bir herifti ya. Oğlum Gülsüm Hoca da böyle falan. Bu da Gülsüm Hoca benim ilkokul hocamın adıydı biliyor musun? Ya bildim direkt çatır diye anladım. Nereden bildin lan? Yani bütün o ben isimler arasında Gülsüm ismi nereden geldi aklına? En aşağı kadar incen mi? İndin. O zaman sağa dönersin. Siz iyi geceler demeden uyumayacağım demiş. Bak i̇yi ya. Geceler. İyi geceler. Donadek 0. Bu pezemek mi gelip gelecek mi? Aylık reklam geliri kaç para oldu? Yiyoruz bayağı bizim bütün sülaleyi geçindiriyor ya. Ben zaten şey yaptım onu. Bizim aileye ayırdım orayı. Onlar oradan kazanıyorlar. Şu bizim yeni yiyoruz videosu vardı çekmiştik o bir boka yaramaz mıydı? Kardeşine bakmayan ünlü YouTuber kim? Kim? Kim bu ünlü? Kim bu ünlü YouTuber? Kim? Du. Kenan Doğulu. O ne lan öyle bir şey böyle bir video mu var? Cem Yılmaz'ın var ya. Ha.
Kardeşine bakmayan ünlü komedyen kim muhabbeti miydi o? Ha, aynen. Aa. Ben onu YouTuber diye çevirdim. Anladım. Ya bak. Vuslat 13 bilerek okumuyorum. The Last of Us 2 daha çıkmadı. O yüzden hakkında bir şey düşünemiyor adam. Çıkmamış oyunlarla alakalı niye ne düşündüğümü soruyorlar. İlk yorumunu merak ediyorlar kardeşim. Hani. Ama çıkmamış. Ama çıkmadı ki. Çan biliyoruz kanalda kutulu AC oyunu yer misin demişler. Mantıklı abi. Bir şey yapayım ya ben. Assassin's Creed 3 pastası hazırlatayım bir pastaneye. Sonra onu yiyeyim yiyoruz kanalda. Mantıklı. Ben pastaneyi biliyorum. Tarkan'ın kuzeni inşaatta balana yapıyor. Bu senin utancın Tarkan. Dudududu. İşte malayla geldi. Öyle miydi? Şevaldim ya. İşte kuzu kuzu geldim denedim ya kapandım dizlerine bu kez gurur mu? Anladım durumu tövbeler ettim. Haritanın son üstündeki odada boş anahtarı var. O var boşlukları doldurarak alıyorsun. Aldın mı lan galiba? Boşlukları doldurarak. Daha henüz oraya gelmedim herhalde. Bakalım. Ha. Haritanın en üstüne ulaşamadım henüz yani. Tamam arkadaşlar lise muhabbetini kapatalım yeter ya. Çünkü iyice gelsin be amınıza koyayım ya. Muhabbete gel. Yok şunu okuyup bitireceğim bu arada. Ne kadar gerçekçidir bilmiyorum ama ben yaşamıştım bunu. Lisede edebiyat hocası bizi Temel İçgüdü filminden efsane sahneyi canlandırmıştı. Onu okuyunca dedim ben ona. Ha okudun mu sen onu özür dilerim. Yok yok sesli okumadım da. Ha o gerçektir bu arada ben yaşadım çünkü onu birebir. Osta bir drop yaptığını galiba. Zannetmiyorum ama. Hı? Evet, şu an fena dropta. Aynen öf. Komple şu gitti an fena şu an dropta. Çok fena drop var şu an. Acayip komple gitti bende şu an. Şu an geri geldi. Toparlansın diye bekliyorum. Şimdi geldi. Şu an upload hızım 900 falan. 900 kilobayt. Türkiye'ye siber atak oluyormuş diyorlardı ya. Ateşe verdim yaktığımda geldim. İster asistler öp beni ama önce. Gözlerime inan bu defa. Bekliyorum şu an toparlansın diye. Felaket kare kaybı yaşıyoruz şu an. Karelendirme mesaj çekiyor. Yayın geldi, toparlanınca geldi, söyleyeyim ben. Yani şu an düzeldim mi? Düzgün şekilde akıyor mu? Şu düzgün an düzgün. Ben aynen. BFS çakayım bir saniye. Bende bir sıkıntı yok şu an. Ben izliyorum. Canım benim LGS'ye gireceksen Allah yardımcın olsun. Çok zor yani. Çok sıkıntı. Benim kız kardeşimle girdiği için girdi geçen sene ondan diyorum. Abi şu an çok garip hala kıpkırmızı gözüküyor. Ve drop yiyorum hala. Yunus abone olmuş. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun desteğiniz için. Teşekkür ederiz. Büyük ihtimal çok böyle hareketli bir şeyler yapacağın zaman. Şöyle bir ileri geri birazcık yürüyeyim bir bakın bakalım görüntülere nasıl olur görünüyor. Tamam abi. Var mı bir şeyler bir bozukluk falan görebiliyor musun? Şu an yeşillendi. Şu an yeşillendi ya zaten. Şu an düzeldi gibi. O ne lan öyle? Osta ben senin dersindeyim. Bende nedense chat'i bağlanamadı. Resmi severdim. Yani. Resim dersini severdim. Abi beni döveceksin ama benim en ders sevdiğim ders fizik ya. Abi oğlum. Yani kişiden kişiye göre değişir. Mesela benim en sevdiğim... Ben müzisyen insanım ama benim... Mesela yani dersi değil bir kesinlikle hiçbir şey göstermiyorlar çünkü nota falan gösteriyorlar abi çocuklara ya. Nota nereye çizilir? Müzik öyle bir şey değil yani. Ya bir de hep Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın çalardın. Geçem yani. Yüce bir dağısın. Biz ne Cemil Neşe'ye Mazen şarkı ya. Mıydı lan neydi o? Neşe'ye övgü müydü? Abi onu çalıyorduk. Breaking Bad'in yeni çıkan filmi hakkında düşüncelerin neler? İzlemedim. Acelem yok, izleyeceğim. Beraber izleyelim ya. Sen izledin mi Breaking Bad'i? Nope. Ha şey, dizisini mi izledin? Aha. Okey. Dizisini izledim ya. Ben izlemedim. Ben izlemedim. Büyük bir günah işliyorum izlememekle. Ya. İbo'nunki matematik ve fizikmiş abi. Sizin zamanınızda LGS'nin ne vardı? Ben SBS çocuğuyum ben mesela. Ben de SBS çocuğuyum. Ben adını hatırlamıyorum. Hiç umurumda olmamıştı çünkü.
Bu kristal neredeydi? Bu kristal neredeydi şimdi? Bu kristal neredeydi? KKTC mi? Taşşay şimdi. Ya Darth Vader aynen ya. Yani çocuğa müziği sevdirmeye çalışman lazım. Adam gidiyor da nota öğretiyor, nota çizdiriyor. Anahtarları falan gösteriyor abi. Ne yapıyorsun? Abi şöyle yani hiç adam akıllı müzikle ilgili bir şey yaptığımız bir ders yoktu ya. Şimdi ya ben mesela yani. Bateriye gerçek anlamda başlamamın hani böyle ilerletmemin sebebi ortaokuldaki benim müzik hocamdı. Adam gerçekten müzik öğretiyordu ama. Çünkü yani notayı falan filan boş veriyordu. Hepimizin eline bir tane enstrüman verdi. Hangisinde ben şu an şeyi arıyorum. Ben şu an kristali arıyorum için. Ya. Bir yerde bir kristal vardı. Ha. Ben ona şey yapmıştım. Ona dönmem gerekiyor ama kristali bulamıyorum. Nerede olduğunu hatırlamıyorum çünkü. Aa OKS'ydi değil mi? Ben de hatırlamıyorum. 90 adam 30 yaşında. 30. OKS. Ne benimki OKS miymiş? Evet. Evet evet. Üçlü sınavda değil mi dost abi seninki? Yo. Öyle miydi? Bilmem. Bizim SBS. Hatırlamıyorum. Dost abinin değil. Bizim SBS'ydi. Hatırlamıyorum. Sonra OKS'den SBS'ye geçirdiler işte biz. Dediler ki çok iyisiniz. 6-7-8'de sınav... Yok 6-7-8 değil lan. 4-5'te sınava girmeyeceksiniz. 3 sınava. Siz bir sınava gireceksiniz. Haritanın sağındaymış en sağda. Haritanın en sağ. Şurası galiba. Galiba sağ şurası. Diyor. Galiba şurası. Oraya nasıl gider? Oradan öyle gidersin. Anladım. Okey. En sağ altın 2 üstünde orada kristal. Ya buraya her düştüğümde bunu boku yemek zorundayım ya. Şunu nefret ediyorum ya. Şuradan geçmek zorundayım yani her seferinde. O kasiydi evet. Hatırlıyorum ya. Arkadaşlar kendinizi geliştirebildiğiniz kadar bireysel olarak yaşayın artık elinizin altında. Şu Engin'in yani mesajını okur musun bak animeden? Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Hangisi lan? Arkadaşlar Engin... iş bulmak istiyorsanız kendinizi geliştirin. Kendini geliştirmeyene ekmek yok. Dost abi, ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Faruk sen yaşıyor musun bunu bilmiyorum da. Üniversitede hangisi? Neden bütün hocaların tut çekiyor lan? Kanka çünkü derse bir giriyoruz 10 dakikası nutukla geçiyor ya. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Yoksa aynen, iş bulamazsınız. Aynen. Kendinizi geliştirin. Kendinizi doğru geliştirin. İşte. Şey var mesela şey bizim. ne? Lojistisyenler ve bilmem ne liderler kulübü falan var tamam mı? Hocaların hepsi oraya gitmemizi öneriyor işte. Kendinizi geliştirin. Kendinizi geliştirin. O kulübe üye olun. Ondan sonra işte. Ama geliştirin ya. Oraya katılın. Geliştirmeyene ekmek yok. Abi kulüplere çok saçma. Bu arada kulüplere katıldığın, yani kafasını sikeyim demeyeyim de. Kulüplerden bir şey medet umarak katılan kafasını sikeyim ya. Bu arada bunu söylüyorum. Ya mesela bir kulübü var. Sonunda. Saz çalıyorlar az. Sonunda. Abi hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Oh be sonunda. Aa Steph'i buldu. Yay. Fucking finally. Şimdi ateş atıyorum. Evet. Yes. Şimdi bununla ne yapabilirim asıl soru. Hocalara inat kendilerini geliştirmemiş ama yapıyorlar. Psikoloji de yapıyorlarmış. Abi o kadar çok söyleniyor ki bir noktadan sonra insan evet gıcık oluyor yani. Geliştirmeyeceğim ama bırakayım kendimi. Ailemle birlikte bir yaşayacağım. Şey yani, 50 yaşına kadar ailemle birlikte yaşayacağım. Tamam mı? Bir derste söylüyorlar. Öbür dersin hocası da başlıyor. İçimden şey diyorum. Arkadaşlar kendinizi ya geliştirmezseniz eğer... Abi, iş bulamazsınız. Hani, CG'yi dinliyorum aynı gün içerisinde bu lafları. Lütfen yapma yani. Derse geç artık. Tamam benim ama, şu anda en ama büyük kendini geliştirmen lazım. Oğlum. Bak şöyle bir şey oluyor. Abi benim aklıma çok süper fikir geldi. Evet. Ortalamam 0.52. Tamam mı? Üniversite ortalaması. Düşün amına koyayım. 0.52. Abi evet. Ya bu ülkede hiçbir fikre değer yok. Biz okullarımızda bok gibi. Ben okulu bırakıyorum. Melek bizim önümüze engeller koyuyorlar abi. Engeller aynen koymasalar. Böyle kendini girişimci olarak adlandıran böyle embesiller türemeye başladı böyle. Görüyorum her yerde böyle TEDx konuşması izliyor böyle. Böyle motivasyon konuşması izleyen bazı adamlar. En sevdiğim ya. Motivasyon konuşması izleyip bana gaza gelenler. Abi işte motivasyon konuşması izleyip böyle orospu çocuğuna takılanlar var ya işte aynı onun gibi. Abi takılıyorlar böyle. Ondan sonra okulu bırakıyorlar salak gibi. Sonra da fikir. Dünya kendine yaygın bir fikir çıkıyor. Sonra götüne baka baka gidiyorlar yani. Bunu, arkadaşlar bunu yapmayın bu arada yani. Aa bunu daha önce düşünmüşler mi ya? Evet abi. Üzgünüm ama bulduğunuz fikirlerin yani bir araştırma bu arada istatistiksel. İnsanların bunu kimse düşünmedi dediği fikirlerin %80 düşünülmüş çıkıyor. Bir de genelde şey oluyor ya. Hani
yatırımcı çeker, olun. Çekersin ve sonrasında böyle boşluğa düşersin. Bir düşünme evresi olur. Aynen. Bir fikirler gelir aklına. Aynen. Kanka, ya kanka şöyle bir durum söz konusu. Lütfen okulunuzu bırakıp da salak gibi ben girişimci olacağım, bizim ülkeden adam olmaz deyip salak salak hareketlere de girmeyin. Okulunuzu okuyun. Maalesef ülkede okul okumak önemli bir şey hala. Ne kadar boktan da olsa. Başka bir şey yazmış. Sağda solda lokmacı açıp duruyorlar ondan sonra demiş. Evet, geçen odamın içine de açılmıştı amına koyayım. Oğlum onlar batmadı mı lan? Batmıyorlar mı? Oğlum batıyorlar. Sonları gelmedi mi ya? Solda. Hepsi kapanıyor tek tek. Bizim buraya açılan batmış neyse ki. Neyse ki. Yani cidden bunun neyin gazına geliyorlar ben onu anlamıyorum ya. Harbiden gaza geliyorlar ya. Abi sırtta her dakika ot dübeni bekle diyen bir orospu çocuğu var. Aklı zerre çalışmıyor. Tüm sene bununla aynı safrasıydı. Abi şöyle bir şey söyleyeyim mi sana? Hak etmeyen adamlar hak etmedikleri üniversitelerde söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Bir şeyi yani. Çok fazla söylersen belki gerçek olur yani o mantık. Ben mühendis yüksek lisans yaparken kendini Elon Musk veya Iron Man zayden mallarla. Abi evet Yasin. Yasin abi benden büyüksün büyük ihtimalle. Murisel şimdi ben bunu reklamdan sayayım mı? Neyi? Bir müzik hocası varmış, oyun oynadığı bir kanal varmış, onun ismini vermiş. Kanka doğal olarak reklamdır ama. Yani. Siktir et ya. Ya bir şey yapmayacağım ama ya. Siktir et ya, yapacak bir şey. Hatta dur lan merak ettim şu an, reklamı beyti yiyorum şu an, bakacağım. Aynen sonra. Bak İbo, doğru okul oku sonra geç. Nereden mi geçiliyor ya? Kimse girişimci olma demiyor. Sen hobi olarak gene girişimci ol ama. Yapamam hobi olarak. Yok canım girişimci olma diyen kimse yok abi. Sadece yani okulunu bırakma. Salak evet abi, fikirlerle. Yani hani salaklık yapma yani. Yani. Okulunu bitir. Ondan sonra şey yapıyorsan gene yap. Ne halt diyorsan. Bir şeyler yapabileceğine inanıyorsan uğraş abi. Ama Ertuğrul, okulundan vazgeçme onun için. Yani Ertuğrul dur. O olmayacak o iş. O iş yaş üzgünüm. Ne oluyor la? Beni Discord'a çekememişsin. Sen çok önemli bir şey konu. Yok canım. Öyle değil ya. Hani gel bize anlat. Cidden önemliyse bakarız. Evet biriniz gitsin bir konuşsun bakalım ne anlatacakmış. Ne oldu? Bir baskın yedim ondan dolayı. Ne oldu? Ha, odaya mı daldılar? Ponçik mi geldi yine? Aa. Abi nereden gideceğimi bulamıyorum ya. Ya şuraya giden bir merdiven olmalı ama o merdivenlerde hangisi yok, oraya gidiyor? Murisel sıkıntı yok sıkıntı yok. Sorun yok ya niyetini bildiğimiz. Şuraya giden merdiven hangisi? Ertuğrul uzatma sen. Spam'e de giriyor aynı şeyi tekrar yazıyorsun yani. Doğru sağlam yok. Hani nereden gidiliyor abi oraya ya? Bir dünya farklı yere gittim ben. Merdivenlerden hangisi oraya çıkıyor? Hangisi şu? Yukarıdan aşağı inmem gerekiyor. Oğlum sen mi ilgileneceksin ben mi ilgileneceğim? Ben sana sallıyorum kanka benim. Oğlum ne oluyor? Bana da söyleyin. Kendi aranızda gülmeyin. Hafiften gıcık oluyorum. Ne oluyor? Yok. Kendi aramızda güldüğümüzden değil. Seni meşgul etmek istiyoruz. Tamam anlatın yani. Abi olayını. Diyor ki abi ciddiyim sana karşı sevgim Twitch'i açtı çok şekersin diyor. Özellikle konuşmak istiyor seninle. Çok seviyorum ruh ikizim gibi demiş. Ha çok önemliymiş gerçekten. Evet yani ne yapayım söyle söyledik işte. Yapacak bir şey yok yani ne yapalım abi bir dünya abi o tarz mesaj geliyor her gün bana. Ayde varını da sattı abi varını bitmiş. Çağrı mı burada? Evet askerlik. Döndü mü o? Şafak kaç Çağrı abi lan bir ay bitti. Aa doğru. Bir ay değil oğlum 20 gün zaten 20 gündü zaten. Çağrı döndü mü ya? Dönmüş. Çağrı Bey döndünüz mü ya? Şafak bitmiş ama abi. Faruk Tekin bir arkadaş değil onun ismi. Abi ben geçti. Nereden gideceğim? Hangi merdiven ya? Uf. Merdivenlerden hangisi şuraya çıkıyor? Elindeki asa buzları kırabiliyor yazmış. Ha doğru. Doğru. O kısmı unuttum. Hoş geldin. O kısmı unuttum. Ben buzlu kısım buzlu kısımları unuttum ben. Buzlu kısımlar vardı değil mi? Merdivenlerden bazıları buzlu kısımlara iniyordu ben. Onları unuttum. Nasıl geçti ya? Çağrı ya. Gel abi Discord'a sen de gel. Buradaysan eğer Discord'a gel direkt. Nasıl bir iş ama yazmış. Lan o kapı niye kapalı? Buzların oraya git çubuğu bulduğun yerde merdivenlerde in bre. Ya buzların olduğu yerin neresi olduğunu zaten hatırlasam gideceğim şu an. Buzların olduğu yerin olduğunu yeni hatırlıyorum. Buzlu bir yer olduğunu yeni hatırlıyorum. Şu an şeyi hatırlamaya çalışıyorum sadece. Nereden gidildiğini hatırlamaya çalışıyorum sadece oraya.
Baba bize de trip atmışlar. Ne trip lan? Lan Yunus. Neyse ki dediğim tekrarlanıp durdu da dost abi görebildi. Neyi? Abi görmedik, yapacak bir şey yok. Ya ben gördüm ve söyledim. Direkt girişin sağındaki odadaymış. Aynen. Tamam tamam, çağır abi, bekliyoruz. En alt sağdaki taraftaki oda mı acaba orası? Diyor ki girişteki girişin direkt girişin oda. Sağındaki oda. Yani ilk girdiğinden sağdaki. Çok güzel zıpladım bu arada. Havada zıplayıp atmaktı niyetim hancaya ama havada atamadım, fark etmez. O 3-4 tarafa giden yer var diye kestiğimi açtığım. Hah, burada diyor. Eyim, ben de büyük ihtimalle. Şu an hangi taraftayım onu da bilmiyorum şu an. Öyle yürüyorum boş boş. Burası olmadığı kesin ama. Boşa geldim buraya. Öfteyim. Çubuğu aldığın yerde kısa yol varmış. Lan oğlum. Ha. Ya şimdi onu bunu boş verin de ben bugün Joker'i gittiğimi izledim. Sen şimdi Joker'i nasıl beğenmedin abi ya? Beğenmedi değil oğlum ya, Allah aşkına ya. Oğlum niye ciddi? Faruk sus. Abi ben bile çok lince vuruyorum ya. Bilmiyorum ben. Benim okulda uğradığım linçin haddi hesabı yok ya. Oğlum evet. Film işte ya. Tamam okey, yani film işte yani. Hoş ki okey, güzel bir film yani. Ney lan? Kraldan çok... Ney ya? Harbiden kraldan çok kralcısı. Ne abi, neyin peşindesiniz ya? Abi çok aptalca yani. Abi de diyorum ya, sanki şey gibi davranıyorlar ya, böyle bir hani indie bir yönetmen gerçekten ufak bir bütçeyle bir film çekmiş, hayallerini yerine getirmiş ve ben onu hani o sanatsallığını anlamıyormuşum gibi falan davranıyorlar böyle. Amına koyayım, Warner Bros'un milyon dolarlık projesi lan, taşak mı geçiyoruz yani? Adamlar parayı kırdı bu, biz ne desek diyelim yani. Oranın altına inmeliymişsin dediler ama dostun dostu var mı, biz varız. Merdivenlerde hangi saldırı anlamda dostu da var? Yerde vardı. Selamlar. Vay 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 vay. Hoş geldiniz abi. Beyefendi. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyidir vallahi. Haberler sizde. Nasıl geçti askerlik? Hayatımın en boş ve en boktan 3 haftasıydı abi. Hadi ya. Abi vallahi. Şey değil mi? Askerlikte silah veriyorlar. Sıka sıka gidiyorsun. Tabi gemiden gemiye atlarken şarjör değiştiriyorum abi. Şarjör ne ararsam vardı ya. Şarjör. Hepsinden yaptım abi. Ama silah sıktım, o zevkliydi ya. Hayatımda aldığım o gunpowerla var ya, testosteronu bir salgılıyorsun abi. Yani böyle kokuyu o... ciğerlerini çekiyorsun değil mi direkt böyle ya. Barut kokusunu. Abi onu çok kısa ben anlatayım. Yere yatıyorsun, 5 kişi var böyle. Her bölümde, her poligonda biri var. Çok yakınsın, aranda yarım metre bile yok. Sonra komutan gelip üstünüze çıkıyor falan. Komutları veriyor işte komutan. Ondan sonra atış serbest diyor işte. 3 tane mermi hakkım var. Abi ben... Silah neydi abi? G3 piyade tüfeği. G3 olur amına. Yani askeriye de o var abi. 73-74 yapımı. Abi... Ben... Nasıl kapısıymış burası? Devam et abi, senin şey. Abi yattım. Ben şimdi bende kiloda var ya. Hemen mevzi alamadım. Adam çok hızlı verdi komutları. Tam böyle hedef alacaktım. Ateş serbest dedi ya. Tam üçüncü şeydeyim ben. Cepteyim. Sağımda ve solumda adam var. Onlar benden bir saniye önce sıktı. Abi sıktığı anda bildiğin Call of Duty sahnesi. Bir çınladı. Bir çın ses. 40 saniye gitti. Direkt hiçbir şey duymuyorum. Sıktım, silahı duymuyorum. Sadece tepkiyi hissediyorum. Yalnız böyle. Şöyle bir şey var. Duymadığın o çınlama olduğu zaman, duymadığın zaman daha iyi odaklanırsın. Ben öyleyim şahsen. Bende de öyle oldu. Baba 3'te 3 vurdu zaten. John Wick ya. Abi biz bir ya şey bu arada soracağım. Faruk bölüyorum da şey söyleyeceğim. Estağfurullah bebeğim. Tüfekle atması kolaydır bir nebze. Şey attılar mı? Tabancaya göre. Yok, sadece G3 piyade tüfeğiyle 3 tane mermi hakkımız vardı abi. 3 tane mermi sana, hakkını sana ya. Sana tavsiyem boş bir zamanda poligona gidip tabanca kullanman. Ya gerçekten ihtimal. O zevk farklı yani. Tüfekten çok daha farklı bir şey. Oruncum sözüm arkadaş, var. Arkadaş ama silah manyağı yani, çıktı herkes, ben anlamıyorum ya. Ne abi, silah manyağıymışsınız silah manyağı ya. Değil, bak şimdi şöyle bir şey var. Her silahın neyini biliyorum, şunu biliyorum falan değil ama atış yapması zevkli bir şey bence. Dost çok keyifli abi. Dost abi sen hiç denedin mi? Bir saniye. Dostum Fairy Tail izledim ve final sezonu bok gibi, Game of Thrones, Dexter ve çılgın bediş gibi batırdılar sonunda. Çılgın bediş. Çılgın bedişin sonunda ne oluyor lan?
Çılgın bedişin. Bak, çılgın bedişin ben Pokemon'lu bir bölüme kadar uzadığını hatırlıyorum. Hani çılgın bediş sürekli hayaller kuruyordu ya çılgın bediş. Fark fark ne bir Batman oluyordu bir bölümde, Superman. Oktay mıydı çocuğun ismi? O Oktay'da. Sevdiği çocuk. O sürekli süper kahraman dönüşüp bunu kurtarıyordu ya. Bildiğin Pokemon bölümü olduğunu hatırlıyorum bak. Çılgın Bediş'in hayallerinden benim Pokemon olduğunu hatırlıyorum. O kadar ileri gittik. Yani bir, en az bir 99-2000'lere kadar devam etti o Çılgın Bediş. Ama finalde ne oldu bilmiyorum. Fairytale ben 150 bölüm falan katlanabildim. Yani o kadar bile katlandığıma inanamıyorum hala. Sana da atıyorum. Bitiremedim ama yani. Yani. Bilmiyorum o yüzden sonunda ne olduğunu hiç fikrim yok. Oha buldu harbiden adam ya. Neyi buldun lan? Çılgın Bediş Pokemon yazınca direkt çıkıyor. Çıktı mı lan? Yolla bakayım. Hayal meyal gözünün önünde bir görüntü var. Cosplay yapmış abi. Evet abi eşkeçim cosplay'i falan filan vardı. Bana da bir yolla oğlum bir saniye dur. Dost abi. Attım. Yunus demiş ki direkt girişin sağındaki odadan gidiliyor boss key demiş. Tamam oraya gidiyoruz zaten şu an. Aynen o işte aynen. Hani bayağı bir şey yaptım hatırlıyorum ya böyle what the fuck is this izlediğimi hatırlıyorum ama son seyrettiğim çılgın bediş bölümü bu. Hani seyrettiğim en güncel bölüm daha doğrusu öyle söyleyeyim hani. Abi sonunda sanırım bediş patlayıp ölüyordu ya. Ya da Oktay ikisinden biri. O neymiş ya? Bediş ölüyor yazmışlar da. Bediş ölüyor abi mu? Niye spoiler veriyorsunuz diye. Nasıl ölüyormuş lan bediş? Bediş ölüyor ya. Abi böyle bildiğin kulübe gibi bir yerde patlayıp ölüyor. Bomba varmış içinde. Oktay kurtarmaya çalışırken yanlış hatırlamıyorsam patlayıp ölüyor. Bu ne ya? Yetişemiyor çılgın yani. Bediş'in ölümü. Abi, büyük final. Sağ taraf yok lan. Burası değil. Allah Allah. Sağa geldik değil. Burası değil abi. Hangi kapı ya? Ben şu an çılgın Bediş'in ölümün... Bana da bir at bakayım. İzliyorum. Max Smart. Senin sesin şu an bize gelmiyor. Hiç zorlama kendini. Sen video izlerken senin internetin çalışmıyor bildiğin gibi. Fakir ol. İzleyince böyle oluyor. Hangi kapı lan? Neresi abi ya? Hangisi? Sağ tarafına gidip de bana kattığı işte. En olumlu şey son 5 gün kala sigarayı bıraktım. Şu an 7. günümdeyim. Sen adamsın ya. Çok iyi bir şey ya. Helal olsun. Ciğerler kaçıncı günde tamamen temizleniyor diye? Tamamen temizlenmeyi bilmiyorum da nikotin direnci 3. günde kırılıyor. 72 saatte kırılıyor. Yani istek gidiyor hani. Bağımlılığını kaybediyorsun. Vücudun kendini yenilemesi 6 ya da 9 aya kadar falan sürüyor diye biliyorum. İçme şiddetine göre. Tabii ben 11 yıldır aralıksız içiyordum mesela. Oh. Senin bayağı olmuş. Tabii canım 16 yaşında başlamıştım ben. Bu sefer burada attım sana. Gördüm de ben şu an hangi nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum ama girişin sandaki şeye girdim orası değil. Orası başka bir yere götürdü beni. Bu arada dün Dost abinin bahsettiği manganın linkini atabilirim. İsteyen olursa. Tachibana'yı diye, yani Tachibana diye yazarsanız çıkıyor zaten de bende linki mu? Var. Okudun mu onu? Yok abi okumadım. Dün direkt yattım uyudum zaten saat 5 falandı. Bugün okumayı düşünüyorum. Bak. Nereye gideceğim? Hangisi bunlardan? Hangisi oraya çıkıyor? Ya bütün dungeon'ı böyle teker teker bütün merdivenleri gezmem benim acayip uzun sürer. Oruncuğum. Efendim canım. Chat'e bir 2 dakika sen bakar mısın? Benim bir yere bir şey yazmam gerekiyor. Tamam ben bakıyorum zaten ya. Hangisi tamam. Ya? Uf. Lavabonda zemin yapan makineyle aşağı ineceksin galiba. Orada başka bir buzlu 2D bölüm var. Lavabon alanda. Şurası mı? Selamlar. Hoş geldiniz. Trap karakterler için ne mi düşünüyorum? Trap karakterler için ne düşündüğümü diyorum derken yani hani ne düşünmemi bekliyorsunuz onu anlamadım. A fucking trap yani. Ya kız gibi giyinen oyun... erkek yani ne düşüneceğim işte. Büyük ihtimal oyun bitene kadar yayın devam edecek bu arada haberiniz olsun. Hı. Heh burası. Şu manganın türü neydi abi? Hangi? Dün konuştuğumuz 255 sayfa olan. NTR. NTR değil mi ha? Bir soru sorsam yanıtlar mı acaba? Yanıtlarım sen sor. Bana soru sorabilir miyim sorusunu sormayın ne olur gıcık oluyorum. Bana soruyu sorun direkt.
Abi sana nasıl ulaşabilirim? Pezevenk derimi mi nüfus edeceğim? Ulaşmışsın işte. Aynen o muhabbete dönüyor. Siz yazın, biz okuruz. Sıkıntı yok. Evet, bu boss beni uğraştıracak galiba. Yani dost abine trap karakter sevdiğinden şey, emin değilim yani. Şey yazmış, bazıları sapıklık çok sever, bazıları nefret eder. Yani dost abinin hoşuna gittiğini sanmıyorum. Abi hani niye? Benim... Yani erkek lan. Hani neyini sevmemi bekliyorsunuz onu anlamıyorum. Hani sevip de gay, bunun gay olmadığını düşünüyorsanız... Ya şansınızı travestilerden yana bir deneyin istiyorsanız yani ne diyeyim. Ben trap seviyorum diyorsanız eğer. Ha abi bu arada şey diyecektim sana. O muhabbet vardı ya bizim. Hangi muhabbet? İptal. Ha aynen. Geri iade falan. Evet. O hallolmuş şimdi baktım. Ha iyi bari süper abi rahatladım iyi güzel. Ha. Çok uzattı pezevenkler o işi. 18'ine kadar uzatmışlar bu arada. Hmm. 18'inde hallolmuş. Bilmiyorum en son ne zaman konuşmuştuk ama. Benim Fire Emblem hala kayıp Kirby yani. Var. Hala parasını da iade etmemek için götlerini yırtıyorlar. Kimler ya? Shop'tu. Aha, şu kayıp kargoyu diyorsun. Aynen. Ben bunu böyle yenebilecek miyim acaba çok merak ediyorum. Şu an hiç kaçmaya falan uğraşmıyorum sadece. Sadece şey yapıyorum yani. Dark Souls bozun. Bir düşmeye dinle lan. Bakalım böyle yenebilecek miyim? Evet böyle yendim yani. Hiç gerçekten bir taktik maktik uygulamama gerek bile olmadı. Okay. Abi senin bir travesti için karısından ayrılan bir tanıdığım vardı galiba. Evet var. Öyle biri var evet. Yani bizim şofördü o. Şeyde. Ben turizmde çalışırkenki şoförlerden bir tanesiydi. Ya siktiğimin şeyi dönmüyor ya. Karısından boşanıyor yani. Evet. Travesti yüzük müzik falan keşfetti, aldıydı. Kendini buldu yani. Yüzük falan aldıydı böyle o kadını. Kadına. Yani işte erkeğe biliyorsun işte ne demek istediğimi. Abi Switch'teki oyunların hepsi PAL bölge mi? Evet. Of course. Koleksiyon için. Tabii ki. Her zaman PAL. Koleksiyon. Az önceki arkadaş sorusunu sormuş. Bu arada Kingdom Hearts 3 incelemesi barındırıyor soru. Gerek yok o zaman. Şimdi geride bir şey bırakmam lazım. Geride bıraktığım zaman gidiyor. Ben o oyunu hala devam etmiyorum ya ısrarla. Niye? Bu da gitti. Abi bilmiyorum. Oyunun ilk 1.5-2 saatinden sonra sıkıldım ve kapattım. Bir daha da açmadım. Açasım da gelmedi. Ha, sebebini bilmiyorum yani. Niye öyle oldu? Ki oğlum, çok travesti keyif, diye çok... ayrıştırıcı yapmasak abi yani... Ayrıştırıcılık bir şey yok yani. Ne öylesin öylesin. Trans birey dediğimiz zaman arkadaş rahatlayacak mı? Ne? Trans birey çünkü. Trans birey. Ya hadi kardeşim ya. Ne oluyor abi? Hadi bana burada social justice yapmayın abi. Dost Kayalı kanalında social justice yapmayın abi. Hadi gözünü seveyim. Ayrımcılık yapmaya çalıştığımız yok yani. Bir şeyse yani elmaya sanki şey demek gibi. Hani elmaya elma demeyin, meyve deyin falan demek gibi bir şey bu yani. Kimsenin burada ayrımcılık falan yapmaya çalıştığı yok yani. Saçmalamayın, asam bozmayın benim. Trans Lives Metal'ci bir muhabbet dönüyormuş. Başını kaşıdığım için mutluyum. Oyunu gidip satın alacaksın. Engin'cim. Şimdi... Yani... Hangisiydi yukarı çıkan? Biraz önce gezdiğim. Çok çabuk yön kaybediliyor oyunda. Abi ya. Dungeon'ın dizaynı yani çünkü birbirine benziyor yan haritaya baktığın zaman. Not etmen gerekiyor gittiğin yerleri sürekli. Akello. Akello yapma. Ne oluyor lan yine?
Ya Darwin kim muhabbet? Uzatıyor da arkadaş. Ne abi söyle, çok merak ettim. Ne diyor? Trans birey deyin demedim fakat birbirinin trans oluşuyla ilgili dalga geçtiniz barizdi abi. Demiş dalga mı geçtik? Neyi dalga geçtik abi? Ne söyledik? Evet hadi dalga geçtik, ne söyledik söyle. Arkadaş bizim Discord'a hiç gelmemiş belli. Yani hani, ne söylemişiz? Şoförün trans birey için karısını boşaması ve o kişiye yüzük alması falan filan. Evet. Bu olay buydu. Ne dedik? Ne dedik yani? Travestiydi bu arada, bak trans birey demiyorum, travestiydi. Evet. Hani kendini satıyordu, vücudunu satıyordu bu insan. Evet. Yarı erkek ne amına. Bence bu konu az önceki çok uzun bir yere gitmen lazım. Muhabbet yani. Efendim? Ya az önceki buz yere gitmem gerektiğini biliyorum da nasıl gideceğimi bilmiyorum. Sıkıntı orada. Artık beynim döndü yani şu haritaya bakmaktan sonra nereden nereye ulaşılıyordu diye. Hayatınızda en çok vakit gömdüğünüz oyun. Bunu konuşmuştuk geçen yayında galiba. Hayır, ben dedim ki bekleyin. Videosu geliyor zaten dedim. İnatla sormaya devam ediyorlar. Hayırlı geceler. Switch'ler için title key mevzusu varmış. Bununla ilgili bir şey biliyor musunuz? Ne varmış? Switch'i mi kırdırdın? Ne yaptın? Title key muhabbeti çünkü title şey. Title key mesela, ne ya? Ya ben şeyi söyleyeyim mesela. Nasıl ben Cem'i kullanıyorum. Wii U emülatörü. Onda bazı oyunlar title key istiyor. Emülatörün açması için. Ama Switch'teki muhabbeti bilmiyorum. Switch'te bölge kilidi yok. Hayır. Orun. Amcıklandı gerçekten. Beynim harbiden gitti yani. Of, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, zindanın içerisinde nereden neyi nasıldı diyene kadar zaten. Sana bir şey atacağım. Şuna bir yorum yapar mısın? Ne olduğunu anlayacaksın. Ben sonra. Okay. Şuradan mıydı lan? Türkçe'de İngilizce olması fark etmez. Şurası olsun ne olur hadi. Heh. Burası galiba. Of. Oradaki T ne? Faruk. Hı? İsimdeki T ne abi? Hani VR abi okay. hiçbir fikrim yok. Patron neredeyse o. Evet. Mekan güzel. Mekan baya güzel. Hıyar demeyin salatalık. Şeyin zaten. Neylerin mekan olsa güzel, fikir güzel ama yemezler Faruk. Hıyar demeyin salatalık deyin diyorlar da. Sen bir kadınsın. Sen nasıl karar verirsin benim kadın olduğuma? Ya şey vardı ya yani, bir ara. Yani vajinan var. Çocuk... Görüyorum yani vajinan var. Görüyorum hani. Şey vardı ya. Yani çocuklar ilk doğduğu zaman erkek ya da kadın diye şey, kız çocuğu erkek çocuğu diye ayırmayın. Büyüdükleri zaman yani öyle davranmayın çocuklara. Büyüdükleri zaman kendileri karar versinler. Biliyor musunuz o muhabbeti? Öyle bir şey mi var cidden? Evet. Kendi cinsiyetlerini bulurum kendileri yani. Bulsunlar. İki saniye ararsam bulurum internette. Kendi cinsiyetlerini kendileri bulsunlar. Evet yani siz erkek çocuğu ya da yani isimlerini o tarz koymayın. O şekilde davranmayın. Ya ne, nasıl nasıl davranalım abi, anlamadım yani. Abi insanlar enter olacağım diye gerizekalı olma yolunda gidiyor son zamanlarda. Ha, çocuğun penisi varsa orada erkek şey gibi davranmamalıymış şey, anlamadım şey, yani. Yani ben bunu harbiden okudum. Yabancı bir yani, Türkiye'de olan bir şey değil ama yabancı bir şeyde Facebook sayfası mıydı neydi yani, var böyle bir muhabbet, okudum gerçekten. Hani bunu yaptıklarını zannetmiyorum ama bu görüşü savunan, bu görüşü düşünen insanlar var. Abi diyorum ya işte, insan ente olmaya çalışırken gerizekalı oldular diye. Aha. Wow, saç boz. Lütfen chat'teki muhabbete girmeyelim abi, yeter beynim kırıldı artık. Unutma sen bir rüyadasın falan. Evet, bu oyunun sonunda her şey Link. Zelda'nın rüyası çıkıyor değil mi bu oyunun sonunda her Zelda'nın şey? Rüyası. Zelda'nın tabi. Aslında tuzlukmuş değil mi? Evet, aynen abi. Abi yalnız bildiğin oyunun boss savaşları rezil ya. Abi yani kaçtı? 93'tü abi. Yani. Oğlum sabit durup sadece ateş ettim lan. Sabit durup ateş ettim sadece. Davul davul. Kirby'nin ilk oyununu oynamış mıydın? Evet oynadım. İlkini oynadım işte.
Bayağı bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Zamanı yani. İçin. Remake'de bosslar kolaylaşmış. Hmm. Orijinalinde daha mı zordu? Yani daha zormuş. Orijinalinde bu tabela kontroller daha zordur tabii de. Onunla da alakalıdır yani. Karakterin ya ben... kontrolü daha az akıcıdır şu ankine göre isterseniz. Dostlar sana ben bir soru soracağım. Japonya'da sen hiç şey gördün mü abi? Game Boy'lar var ya. Böyle bir böyle şey gibi böyle hani bilin poşetin içerisinde satılıyor böyle. Raf raf sanki ha, seri var. Yeni üretim gibi. Var evet var. Var, var. Yeni onları... üretim değil mi onlar? Yeni üretim değil abi, sadece ikinci el bakanlar çok iyi bakıyor yani hepsi o. Öyle mi? Lan evet. Tertemiz gözüküyor. Ben ha, dedim tertemiz acaba yani. Abi tertemiz. Şey tertemiz Famicom gördüm oğlum ben, bildiğin tertemizdi böyle. Yani. Şimdi şey var. Kondisyonu çok iyi oluyor onlar. Onlar çok iyi bakıyor. Ama kondisyonu çok iyi değilse de alıyorlar, içini açıyorlar, temizliğini yapıyorlar. Restorasyonunu yapıp ondan sonra rafa koyuyorlar. Peki ne kadara satılıyor? Mesela dostlar almak istesek kaç alırız mesela? Bilmem hiç, yani piyasasını hiç araştırmadım ama bilmiyorum. Valla ben eskiden çok izliyordum ya. Sürekli fatura böyle YouTube'dan açıp... Fiş almazsak ne kadara bırakırsın abi? Kaç torbalar. Kaldı. 1200 yen. Bine indirirsin sen onu ya. Abi, 1000 yen indirirsin ya. Japonca'da şeyi nasıl diyoruz? Hani biz ayağımız sürekli alışsın. Geleceğiz. Ayağımız alışsın ya da sürekli ayağımız alacağız. Alışsın. Yine geleceğiz. Ben alacağım. Bana kaç olur? Matakuru ne? Matakuru ne? Diye. Ayemereş. Tamam şimdi ben bütün şeyleri topladım. Burada ne yapmam lazım benim şu anda? Hepsini topladım ben artık. Bu işe yaraması lazım. Ocarina mı? Ne yapayım? Ne istiyorsun oyun benden? Geldim işte. Yakayım mı altını? Zelda demeyin daha ayrı. Legend of Zelda. 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 Bomba bırak diyorlar. Bomba bırakmalıymış. Cidden mi? Yes. Öyle yazıyorlar yani. Bak olmazsa sizi haşlarım ama. Bizim olmayacak bu arada. Bombayla olacak iş mi Allah aşkına? O zaten bomba aşağı düşüyor baksana. Böyle şey yani bombayla olacak iş olsa bu adam bütün oyun niye item topladı ulan? Yani. En başta bomba bırakıyordu. Yunus diyor köye git. Marine'den abi, şarkı öğren hani, orada Marine'den çal. Marine'den şarkı öğren orada çal. E hadi bakalım. Demişler. Hani Gearfort yazmış bunu. Japon anime figürleri gerçekten uygun fiyatta mıydı abi demişler. Evet, ikinci el dükkandan aldım ben bütün anime figürlerimi. Tertemizler, çok iyi bakıyorlar çünkü. Dediğim gibi o ikinci el şeyler falan çok iyi bakılıyor orada. Tertemizler ve yani harbiden de tanesi en pahalı olan 2000 yendi. 2000 yen yok. 2000 yen o zaman dolar. 2000 yen o zaman 40 lira ediyordu. Oo. Yani 20 dolar abi işte kısaca şu an. Hesaplayın 120 lira falan işte. Aşağı. Hemen bakıyorum şu an. Yani. Ya bir de şey dostu abi çok ilgilenmez de yani chatte ilgilenen varsa arkadaşlar mesela Japonya'da şöyle bir olay varmış, orada yaşayan birisinden duyduğum için söylüyorum. Mesela arabalar 100 bin kilometreyi vurduğu anda arabayı direkt hurda gözüyle bakıyorlarmış. Atıyorum 10 milyon yene aldıkları arabayı abi direkt böyle 1,5 milyon yene falan. En güzel anın içine sıçıyorsun şu an Faruk, dur. Ha pardon. Okey şimdi devam edebilirsin. Go. Yani kısacası böyle çok o Türkiye'de gördüğünüz milyon liralık arabaları orada cidden 20 bin 30 bin dolara falan alabiliyormuş. FCB61 teşekkür ediyorum desteğin için, sağ olasın. Bu şarkı sonsuza kadar kalbimde kalacak. Efendim, efendim çağır abi. Faruk ile dünya ikinci el araba piyasası. Ben galericiyim şerefsiz. Hadsiz. Sen o benimle böyle şarkı. Nasıl konuşursun? O nerede lan o? O neredeydi? Onun şey, Deep Turkish Web işte. Deep Turkish Web videosu. Benim daha satmam gereken binlerce Range Rover. Yüzlerce Mini Cooper var. Oğlum lan kendi yayınımda şey gibi konuk gibi hissediyorum amına koyayım lan. Sikeceğim muhabbetinizi ha. Allah Allah. Adamı hastetmeyin. Sikeceğim araba muhabbetinizde bilmem nerenizde. Bana soracaksınız. Ben saksı değilim burada. Evet ben. Önce ben. Tamam mı? Bu ülkenin yetiştirdiği en önemli eleştirmenlerden biriyim ben. Bana soracaksınız. Ya dost abi. Dost abi. Heh. Bu iş böyle olmaz bak. Nasıl olmaz lan? Esprinin devamını kaçırıyorum. Bir şey olması lazım. Orada bir muhabbet dönmesi lazım. Lan kaçırdım yani. Evet. Punchline ben de kendimi veremedim olaya. Aynen.
Ben kendimi veremedim oraya. Faruk kendini olaya vermiyorsun. Vermiyorsun abisi. Klasik şey muhabbet değil mi? Öğretmen muhabbeti böyle. Hadi kendini. En sevdiğim ya. Abi şey. Master Chef'e bayılıyorum. Master Chef 2. sezonu izliyorum da şu an. O Mehmet Şef'in şey muhabbetine bayılıyorum böyle. Bakın arkadaşlar, buranın Master Chef olduğunu hala fark etmediniz. Buranın ciddiyetini hala anlamadınız siz. Hala öylesine gelip gidiyorsunuz. Oyun oynamıyoruz burada Master Chef. Neyse şimdi bir sonraki oyunumuza geçiyoruz diye. Çok iyi ya. Dananın kuyruğu kopacak arkadaşlar. Sigma ve eşi seviyor musun diye sormuş dost sana. Kim? Sigma ve eş. Kim? Onlar kim? Bir saniye Google'a yazacağım. Sigma ve eş. Ha şeyler, Overwatch karakterleri olanlar. Okey tamam. Şimdi oturdum kafamda. Kurtlar sopası burası. Ben de diyorum isimler tanıdık geliyor. Sigma ve eş ya. Sigma ve pi bağları dedi bir kimya. Eş hiç bana göre değil. Eş Faruk'un karakteri. Faruk seviyor eşi de. Sigma fena evet. Değil. Sigma oynayabiliyorum arada bir. Çok da olmasa da. Fena değil. Keyifli. Exodia'yı çağırıyor galiba. Kutlar sofrası burası ya. Abi peki şey biliyor musunuz? Neydi onun adı? Son dungeon şeyin içinde mi? Yumurtanın içinde. Dostlar meme şefin 3 parmağının ama 2 parmağının olmadığını biliyorsun değil mi? Yani fark ettim onu en sonunda artık yani herifi sürekli elini saklamasından. Niye saklıyor acaba yani niye bu kadar geriliyor acaba bunu çok merak ettim. Evet rüzgar balığıyla kapışma vakti geldi galiba. Yumurtaya gir. Yay. Bu Windy'den aldığımız son haberdi. Evet bir dungeon daha. Sadece bir son boss olur ve kurtuluruz diye olmuştum ama inatlı bir dungeon daha çıktı karşımıza. Yep. Yapacak bir şey yok yani. Bir son boss olup abi... kurtulsak çok tatlı olurdu bence. Evet, şimdi ne yapacağız burada? Güzel aa! Bir soru sormuştum. Aşağı mı düşmem gerekiyordu? What is going on? Ha. Evet oradan seve seve düşmem gerekiyormuş. Ah fuck! Burası şeydeki, kütüphanedeki şey. Ben bunu not almıştım. Nereye gitmem gerektiğini kütüphanedeki şey söylüyordu. Paint'ten miydi? Aa, abi Paint'te şeyini aldım da sonra o gitti galiba ya. Şey değil mi o görünmez bloklar var. Ya şey yukarı aşağı sağ sol diye söylüyordu aha. Nereye gitmen gerektiğini abi. Yoksa sonsuza kadar kapalı kalırız burada yani. Gidip köyden öğreneyim tekrar. Bu tarz bir yer Ocarina of the Time'da da vardı ya. Ormandan çıkmak için. Çağır abi. Efendim. Abi cidden böyle şey lavabonun içine sıçan adam var mıydı? Herkes bütün askere gidenlerin anlattığı. O yoktu abi ama lavabonun lavaboda ayağını yıkayan vardı. Ben ona uyuz oluyordum. O klasik be. Onu ben yani bütün o dinlenme tesislerinde görüyorum zaten. Hmm. Abi bir de şey var yani. Hemen yan tarafta duş yerlerinde abdest alabileceğin hani ayağını rahatça yıkayabileceğin yer varken niye ayağını lavaboya kaldırmayla uğraşıyor insanlar? Onu anlayabilmiş değilim. Hani yer olmasa anlayacağım. Ama yer var yani. Ayağını rahatça yıkayabileceğim bir yer öyle var. Öyle daha güzel oluyor. Her geçişimde de böyle sesli küfür ediyordum oradan. Ama yani, o barzosu abi. Diye. Er gazinosu. Abi o er gazinosu tamamen gerçek ya. Cem Yılmaz'ın tamamen dediği doğru yani. O şey burada doğru mu? Var. Bakalım. 300 adam süper sessizlik. Ses sonda, renk de sonda. Dallas falan kıpkırmızı. Yok abi, en çok kalabalık olduğu zamanlar mesela şey derbi izlendi. Ha. Çok kalabalıktı. İçerisi zaten karbon monoksitten. İskenderun'da hava 35 derece ise iç tarafta 65 dereceye çıkıyor. Durun o monofon bir şey izliyoruz lan. Abi şey atıyordu. Klimadan sigorta atıyordu. Sigortaya küfür eden adam vardı. Atma artık diye küfür ediyordu. Atma artık atma. O karına mı atma. Ha bir dakika bir dakika burada başka bir şey var. Atma artık run and run passageways of the egg. Burada başka bir şey daha varmış lan yukarı. Bir dakika. Abi o gene iyi. Bizim sağ. Discord'da bir gerizekalı evet, sol, var. Sol.
yukarı. Atan sigortayı kürdanla sabitlemiş adam. Sonra yangın neden çıktı anasını satayım. Sağ yukarı, sol sol, yukarı, sağ yukarı yukarı. Abi ruh hastalığı ya bu oyun. Gerçekten ruh hastalığı yani. Chat'te var vardı. 3 yukarı, 4 sağ, 5 yukarı, sol, 2 sol, 1 aşağı diye. Dostlar kaydetti galiba. Ben kaydettim abi. Ben chat'e güvenmem bu tarz şeylerde. Onlar trollemesini çok seviyor çünkü o pezevenkler. Yunus vardı. Gearfort yazmış abi ya. Yani Gearfort hani yazdıysa o doğru, o Gearfort doğru söylediyse doğru söylemiştir. Hayda. Bir de adam bottan şey yedi şu an. Şey, Çağrı abi sana bir soru gelmiş. İskenderun'da mıydın? Neredeydin? İskenderun'da. Deniz alayındaysan babam orada röntgen teknisyeniydi demişler. Röntgen teknisyen. Ne güzel bir isim ya. Röntgen. Çok ya, adamın hayatı çok kötü ya. Çok dalga geçiyorlardır herifle ya. Yedek subay. Kimin yedeği? İskenderun'da Deniz Er alı o kısımdaydım. Yani bütün askerler. Önce bu şu ilkini bir deneyelim bakalım. Aşağı. Dedim ve bitti zaten direkt. Aşağı deyince bitti direkt zaten. Aşağı gidince bitti abi direkt yani. Şey yani, yazmışlar. Sağ. Abi bak Cem Yılmaz'ı getirdik. Siktir lan. Herif durun. Sağ Saban 5'e adam orada havuç soyuyor. Sol. Yoz kaplı bir çocuklar. Yukarı. Sonra geri döndük sonunda öyle. Sağ. İyi yayınlar. Bu arada sana da iyi geceler. Farklı görüşürüz canım. İyi yayın, görüşmek üzere. İyi yayınlar diye cevap veresim geliyor ya. Ha buldum harbiden böyleymiş. Ya oğlum sikeceğim kriptik bulmacanızı ama harbiden ha. Ya bu abartılı biraz ya. Ha bulduk mu sonunda? Normal ya. En azından çözümü belli. Kabuslardan yani. Doğum. Oğlum çözüm belli de ben o kitabı şans eseri okudum orada. Yani. Ve şey yani o kitabı okumamı sağlayan item'ı bulmak için gerekli olan questline o kadar kriptikti ki. Kabuslardan doğmuştuk. Orada bu dünyayı ele geçirmek için. Babamla değil de benle dalga geçiyordu. Rüzgar balığını... We made the wind fish sleep and the sea. Rüzgar balığını sonsuza kadar uyuttuk. Eğer rüzgar balığı uyanmazsa bu ada asla kaybolmaz. Bu mekanın şeyi olabilirdik. Efendisi olabilirdik. Ama gelip planlarımızı bozman zorundaydın. Bizi asla yenemezsin. Hadi kapışalım. Come on. Dokunmatik komut eski telefonlar serbest asker telefon denen bir kavram var ya. Ne var bu gene? Şey mi gene? Yo Darklink mi diyecektim ama. Shadowlink mi? Ne bu? Boss bitirsin de cevap vereceğim. Nedir bitirin hocam? Boss'tayım oğlum durun da. Ha. Tamam. Okay. Beklediğim boss savaşı bir blob'la kavuşmak değildi ama ya da slime'la ama hadi bakalım. Bunun şey ikinci üçüncü sorun vardır. Şöyle olarak 21. yüzyıl oyuncularından Robert Downey Jr. daha başarılı buluyorsun yoksa Benedict Cumberbatch? Aynı şey değiller ki abi. Aynı şey değiller ki. Aynı performans değiller yani. Hani çok farklı iki Sherlock portresi. Ben Robert'inkini seviyorum. Robert abimizinkini. Tam benlik aksiyon odaklı. Ya Benedict değildir bu arada ya. Ben Benedict'i daha çok seviyorum galiba. Kamerasız telefonlar serbest bu arada askeriyede. Ama şöyle bir zorunluluk koydular bize. Sağ olsunlar. Asker sel almazsan tuşlu telefonunu da sokamıyorsun içeriye. Asker sel ne ya? Asker sel abi akşam 6 ile sabah 8'e kadar açık olan bir Türksel hattı. Ha, sonra otomatik kapanıyor. Konuşamıyorsun akşam. Konuşmaya kapanıyor, mesajlaşmaya açık. Hafta sonları da full açık. Ah, yani uyudun mu falan diye mesaj atabilirsin. Belliydi bir itemle olacağı bu işin. Toz atarak yenmem gerekiyor. Bütün itemları tek tek kullandıracak mı acaba bu boss bana? Onu merak ediyorum. Yani diğer bossların acısını burada çıkartabilir yaratıcılık konusunda. Aha. Güzel olurdu. Şimdi mesela buna neyle vurulacak bakalım dur. Buna değil. Zaten sadece İskenderun'da var diye bir şey demedin. Askeriye diye girdin. Sinirlendirmeyin adamı. Zaten. Abi bir dakika bunu geri sektireceğim değil mi? Ha yok geri sekmedi. Geri sektirerek mi yapacağız demiştim ama. Yok geri sekmiyor. İskenderun nereydi lan? O zaman bomba. Son olarak da şey. Ma. 120 lira askersel bu arada. Çok güzel soktular bana ya. Ondan şükür sen ne diyorsun? Askerde uyanış biriysen sivil hat ve android kullanabiliyorsun. Yakalanırsan ne olur o ayrı bir şey. Askerliği uzadı arkadaşlar 2 gün. Oh. 2 gün. 2 gün iyiymiş ama ya bir şey diyeyim. Abi şey. O 3 hafta. Yok lan bu sadece kırmızı şey çıkarıyor. Aa, Çağrı abi sen bildiğin Suriye'de yapmışsın askerliği. Gene bir şey kullanacağım ya. Gene mi bunu kullanmamı istiyor benden? Dur bakayım. Yo.
Bir de sor ya lan Burak. Vurarak mı geri göndereceğim acaba attığı şeyi? Evet, vurarak geri gönderecekmişim. Amına koyayım, oyun boyunca bana verdiğin kalkanla geri döndürüyorum her şeyi. İlk kez bir düşman gerçekten vurduğum şeyi geri attığı şeyi geri göndermemi istiyor yani. Dost. Efendim. O Sherlock Holmes'u soran arkadaş şey demiş. Dizi serisini mi daha çok seviyorsun yoksa film serisini mi? Diziyi daha çok seviyorum. Film harbiden biraz fazla aksiyon odaklı ya. Film benim, evet, bana çok gelmiyor yani. Ben o yüzden seviyorum galiba ya. Ben Dost abi ya. Ha, yattın zaten. Lan. Ben çünkü bayağı bir kitabını okudum. Yani kitaplarında çünkü zaten çok fazla aksiyon olmadığı için aksiyonu da izleme koşuma gidiyor o yüzden. Fuck, yanlış tarafa yol aldım. Çağır abi, komutanla kanka oldun. Arkadaş bir kaçamadık ya. Daldım komutanın odasına. Vurmam ne gerekiyor. Niye dedi. Hala unutup inatla kalkan tutuyorum ben buna ya. Al lan. Bak bir de kaçtı pezevengin çocuğu. Bizde kaldım. Bir komutanla kankiydik de diğerleriyle çok muhatap olmadık. Yani orgenel. Şimdi dörtlü atacaksın değil mi piç? Tam dibine kadar sokunca dörtlü atıyor. Kanki, Bahriyelilerde orgeneral yok. Oramiral var. Ha, sen Bahriyelisin. Okay. Zaten onları da görmüyorsun. Galakside yaşıyorlar çünkü onlar. Ya teleskop olacak. Bu dövüş mü stili sanık geldi mi abi? A Link to the Past'teki cadı gibi demiş. Valla A Link to the Past'i hiçbir zaman bitirmediğim için o boss'a hiç ulaşamadım söyledikleri boss'a ama. Oo, biri benim alıganlık göstermiş bana. Suriye dediğin yer Güneydoğu'daki çoğu ilden daha gelişmiş ve daha medeni. Abi ben okay, yani... Kendorunlu değilim ama objektif olalım diyelim. Abi yani hani ben o direkt Suriye'nin içi abi, Hatay yani. Üzgünüm. Orası bir Suriye şu anda benim. Gelişmişlik kısmından bakmıyorum, bölge olarak ben bakıyorum. Ben de dizisini daha çok seviyorum abi şahsen. İlk filmde çok beğenmemiş... Ne? İlk film gene fena değildi yani... ya. İkinci film çok aksiyondu ya. Bam güm bam güm şey, bam güm. Hiç şu, bir... Adam şey aha, yapmış, gen... ilk film çok beğenmemişti mi? İkinci film... What the fuck? Ganondorf oldu la bu. What? Evet, hepimiz... Pardon, direkt Ganon oldu. Ganondorf değil, Ganon oldu da. Şey mi? Ulan pezevengin çocuğu. Oğlum yayını izlemiyor musun sen onun? Abi benden geç geliyor. Geç geliyor. Ya şu an hala dönüşmedim chat, yani. Chat normal hızda akıyor. Şey ama yayın geç geliyor. Şu bazı arkadaşlar elinde staff var bir tane, onu çeviriyor. Time out veriyorum arkadaşlar. Bu bombayla indireceğiz herhalde, başka bir şey. Allah Allah, neyle indireceğim lan ben bunu? Bir daha olursa da banla kanka. Aynen ya, güzel bir şey değil o muhabbetler. Bu muhabbetleri kapatıyoruz arkadaşlar. Şu anda uygun değil. Bu arada muhabbet. Dostlar bakma şey geldi. Sen Joker mızmızlanmanda şeyi söylemiştin ya. Filmin geçtiği tarih. Hani tam çıkartamadım falan diye. Hı. 70'ler, 80'ler falan. Şey, ha, ben emin 90'lar olmadı kesin de. Yok yok şey 81 olması gerek. Çünkü Bruce Wayne'in anasının babasının öldüğü tarih 81. Mi? Aynen. Hangi evrende? Ha, onu bilmiyorum ama DC'nin hani çünkü... VF'si var bir tane. Hani onlar Black 81 yazdılar. Hani şeyden dolayı yani şey garip geliyor bana. Hani sonuçta 1930'larda şey falan yaratılmış bir karakter ya bu sonuçta. Hani o yüzden diyorum yani. Gelecekte garip geçiyor. Ne yapacağım lan ben buna karşı? O yüzden film 80. Asasına vurarak geri mi ittireceğim ona, bir şey mi, öyle bir şey mi yapacağım ya? Arkadaşlar şu siyasi konuları ve bölgesel konuları kapatabilir miyiz? Hani zaman aşımı uyguluyorum bazı arkadaşlara, üzgünüm. En kesin konusunu kanka senin asana karşı ne yapacağımı bilemiyorum hala. Ateş at. Şarj ederek vurmayı dene abi. Ha, mantıklı. Böyle bir özelliğim olduğunu unutuyorum. O kadar az kullandırtıyor ki oyun onu bana. Ama yüzde Joker o yaşta. Ya işe yaramadı. Ya orijinal Joker şey değil zaten o. Hani. Yani şey 80 yalnız yaşında şey Batman'le kapışmasını beklemiyoruz zaten. Yok abi. Anlamadım ne yapacağımı. Charge edip olmadı mı? Ha, olmadı.
Şey mi acaba? Koşarak mı vuracağım acaba? Onu bir deneyeyim. Charge ederek demedi mi o? Hayır abi, charge ayrı, koşarak vurmak ayrı. Aha. Ya charge edip vurma ayrı bir. Bir dönerek bir toplayıp vurma şansı var da. Hehehe. Ben hani direkt deparatif. Ha, yani pezevengin çocuğu. Ganon'a charge ederek vur, mızrağa değil. Mızraktan geçemiyoruz ki. Ejderhan nasıl yetirsin? 3 çıktı. Kanka. Bayağı oldu la o film çıkalı. Hey pezevengin çocuğu direkt üzerime zıpladı ya. Geçen cuma herhalde. Bir hafta. Ben daha izlemedim. Biz dost abiyle gittik, keyifliydi. Basın gösterine mi? Yok be. Yok ya. Basına beni çağırmazlar abi DC filmlerinde. Marvel'ın götünü çok yalıyorum, DC'yi sevmiyorum diye çağırmıyorsun. Sen bilerek Marvel filmlerini övüyorsun, DC'yi gömüyorsun, tamam mı? Bilerek yapıyorsun, biliyorum. Evet, o yüzden en sevdiğim süper kahraman Batman zaten. DC'den nefret ediyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Burada hiç alakası yok bu yani, söylediğim şeyin dalga geçiyorum, hiç alakası yok yani. Hani DC ile çalışan film şirketinin benden haberi yok sadece hepsi. Yani. Ya daha doğrusu Warner Bros'la çalışan film şirketindeyim. Bana başka filmlerin gösterimine geliyor. Geçen şu işte Will Smith'in filminin gösterimi gelmiş. Ya bugün bir filmin daha... Bilemedim. Bu film... Lan ne yapacağız ona gidip amına koyayım? Will Smith'in kendini dövmesini mi izleyeceğiz? Sikik sikik filmler yani. Kaç ebesinin amından kalma konsept. Hala çektiklerine inanamıyorum öyle filmleri yani. Hala inanamıyorum öyle filmleri çektiklerine ya, ciddi ciddi. Hani... Oğlum Cüneyt Arkın bile kendiyle dövüşüyordu la zamanında. Aaa siktir lan. Kara Murat Kara Şövalye'ye karşı. Bir de şey değil mi? Genç hali. Savaşta hali. CG ile geç yapmışlar onu. Aynen. Buna başka bir şeyle mi vuracağız gene? Şarj ederek mi vuracağız? Evet öyleymiş. Bence Joker hiçbir filmle bağlanmamalı, solo bir film olarak kalmalı. Planlı öyle olacak gibi zaten. Duruyor zaten. Ya planı o yönde. Lan lan öleceğim öleceğim. İsteseler de bağlanmalı. Ya hadi be! Ay amına koymuş. En baştan yapacağım. Öldün mü? Öldüm. Oh. Aga be. Abi ne yaptığını anlayana kadar zaten bossların anasını satayım, dünyanın demecini yedik. Pattern'ı çözebildin mi peki? Ya son kısımda pattern'ı çözecek kadar vaktim olmadı da şimdi tekrar aynı yere bir de şeyle gideceğim anasını satayım. Can toplayıp öyle mi gitseydim bilemedim ki. 5000 tane formu var orospu çocuğunun. Bruce Wayne mi yoksa Sherlock Holmes mu daha iyi bir dedektif? Who gives a shit ya. En sevmediğim şey abi. Şu mu şu mu? Şu mu şu mu? I don't give a fuck. Hayali I don't give a fuck yani. Yani yazar hangisinin daha iyi olmasını istiyorsa o abi yani. Bu kadar basit. Yani soru yok başka şey. Dostlar çıldırdın gene. Ha yani istedikten sonra adam Galactus'u Batman'e yendirir yani. Ne olacak ki? İstiyorsa yapar yani. Ne olacak? Çözer Galactus'un zayıf yani şeyi çözer. Galactus'un zayıf noktasını çözer, indirir Batman aşağı. Şimdi diyecekler ki Galactus Marvel'da, DC Batman'da, Batman DC'de. İstedikten sonra birleştirirler abi, ne olacak? Yazar istedikten sonra ne olacak yani? Ne olacak? Batman azalık. İyi geceler Nattuğum. Hazırlıklıysa alır Batman. Batman hazırlıklıysa alır abi, o kadar basit. Bak yani Rocky gibi koşarak hazırlanıyor değil mi? Gözümde hocam. Değil mi? Oboy Bebop seviyor galiba. Seviyorsun değil mi? Ya severim. Okey. Fena değildir. İyidir. Ya mememi göt. Batman. Artık bundan sonra şeyin cevabı Batman değil mi? Uzun bir süredir. Abi uzun bir süredir öyle ki zaten. Dediğimiz ki I give a shit. Bence Homelander senin. Homelander. Aa, ya. Homelander. Yalnız... Homelander. Orospu çocuğu düzgün atsana şu topu. Haberi dörtlü atıyor. Tam karşılamaya hazırlanıyorum. Rırt dörtlüyü sokuyor götüme. İbnenin evladı. Yalnız bir anım aklıma geldi ya. Ya bak amına kudumun evladına bak. Oğlum atsana şu sikik topu hadi.
mahalle maçındayken biri aynen böyle bağırmıştı. Orospu çocuğu atsana düzgün topu diye. Aklıma o geldi neyse. 10 yaşındaki çocuklar böyle konuşuyordu abi Edirne'de. 10 yaşındaki çocuklara gerek yok. 7 yaşındaki çocuklar da öyle konuşuyor her yerde. Ben bugün şu an video gördüm. Yani. 10 yaşında bile yok kızım. Bugün bir sigara içiyor köşede annesinden saklanarak da. Aklınız bu. Hayat bizi bu hale sürükledi demişmiş. Amına kodumun çocuğu ya. Hayat bizi bu hale sürükledi diyen pezevenk yani. Galatasaray'ın annesinin adı Marta ise sorun yok yazmış. Evet bu artık klasik bir espri oldu orada. Ay ay. Ben beklemiyordum öyle bir şey ya. Lan dur! Edirne. Lan dur! İbnenin evladı. Delirdi amına koyayım bildiğin kafesin içerisindeki şey gibi. Ya gençler yeter ha. Şu mu diye ebesinin amıyla ebesinin götü işte hadi. Bırakın yeter. Başlayalım mı banlamaya? Ne valla başlayacağım ha. Ya troll muhabbeti çok uzarsa. Aynen. Abi benim trolle şeyim, trolle olan sabrım çok azdır bakın. Valla. Hele ki bir boss'ta takıldıysam daha da azdır yani. Normalden çok daha azdır. Hani sinirimi sizden çıkarttırmayın bunu. Lütfen gençler evet yapmayın onu. Hani ben ulan şarj ederek vuruyorum ya, koşarak depar ederek vuruyorum, benim canım gidiyor lan. Niye hem vuruyorum hem de canım gidiyor anlamadım ki ben o işi. Hani vurabiliyorum aynı zamanda canım gidiyor yani, olayın mantığı ne? Oriden daha iyi Metroidvania var mı? Yok! 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 Yok daha 2 ay önce video çektim en iyisi bu diye. Orun birazcık okumaya bir aram verelim birazcık dur. Geçsin de dost abi. Geçemeyeceğim gene, öleceğim zaten. Bak vuruyorum benim de canım gidiyor oğlum. İki kalbi kalmış. Normal mi vurmam gerekiyor lan? Dost abi sinirli kanka, boşver hiç sorma. Bir şey söyleyeceğim abi, şu an oyun bütün diğer salak bossların intikamını alıyor ya. Bak orospu çocuğu direkt üzerime yürüdü bir de. Tamam kalplerin hepsini toplayıp öyle geleceğim amına kodumun evladı. Okey tamam. Kalplerimi doldurup öyle geleceğim yani. Pezevengin çocuğu. Abi o ne lan bildiğin üstüne hayırdır kardeş nereye gidiyorsun amek hediye atladın. Hayır bir de bu sefer rahat bırakmadı oğlum hiç. Normalde salıyor yani hani başka yerlere gitmeme izin veriyor, kaçmama izin veriyor. Bu sefer hiç salmadı hani, ben nereye gidersem o da oraya gitti. Ya sikeceğim üçgenini amına kodumun peyniri. Allah Allah. Abi oyun boyunca her aldığım üçgen peynirde sürekli dedededen diye çıkması. Hani milyonuncu kez alıyorum item'ı, her seferinde hala aynı cutscene izletiyor bana ya. Oğlum ben can toplamaya çalışıyorum. Sen benden can alırsan toplayamam. Anladın mı? Siktiğimin kuşu. Allah'ım. Nimete sövmek. Ne kuş mu? Kuş mu lan nimet olan? Tabi lan vurup yiyoruz. Kuşu. Evet. Peki. Benim dedem amca yok, abi. Üçgen peynir muhabbeti yapsın ya. Üçgen peynirde ne nimet abi. Yedim. Üçgen peynirini zaten eritme peynirinden yapıyorlar ya. Bildiğin çöp yiyorsun yani. Harbi mi lan? He. Bildiğin çöp yiyorsunuz yani üçgen peynir yediğiniz zaman. En kalitesiz kısmıymış değil mi? Evet. Hani en satılamayan kısmını öyle bir hale getiriyorlar ki hepimiz gömüyoruz böyle, oh çok güzel diye. En çok özlediğim şeylerden bir tanesi bu arada o karper peynirliyle tost yapmak. Hadi la. Heh. Tamam. Arkadaşlar hayır ya, tavuk değil benim. Dede avcı olunca doğal olarak. Benim dayım daha bile kuş öldürüp duruyordu yani. Kuş öldürüyordu, ondan sonra da köpeğe atıyordu. O birazcık yanlış bir şey. O. Yanlış. Birazcık mı? Bence bayağı yanlış bir şey. Ben yani zevk için avcılığa karşı bir insanım. Evet. Zaten ben spor için yapıyorum ya falan diyordu böyle sorunca da, ben nasıl gıcık oluyordum. Hani kas mı yaptın? Hayırdır yani. Spor olarak avcılık. Yani şimdi onu benim dedem atmış. Çocukken o tüfekleri bize zorla, kuzenimle beraber zorla bize böyle al ateş et böyle diye eline böyle. Eline silah veriyorsun, çık dışarı, ağzında sigara. He aynen o şekilde böyle veriyordu sana böyle.
Hani şey yap diye ateş et, ateş et, hadi ateş et, ateş et falan. Gücüm, gücüm tetiğe yetmiyor lan. Gücü, tetiği çekmeye yetmiyordu sen. Yani bastırıyorum, bastırıyorum. Çekilmiyor tetik böyle falan. Yani sen silahlardan ondan dolayı nefret ediyorsun. Yani zorlanmışsın. Ben genel silah olarak zaten abi silahları yani sevmem için bir sebep yok zaten. Niye seveyim ki silahı? Abi bilmiyorum, bence keyifli şeyler ya. Ya ben silahları genel olarak sevmiyorum da dedim ki atıcılık hoş bir şey bence. Ben bir, asıl ok atmak istiyorum beni oğlum. Ok atmayı çok istiyorum. Ok atmayı öğrenmek istiyorum. Okçuluk ha? Kulübüne. Okçuluk kulübüne gidelim. Bilal Erdoğan'ın açtığı. Seks spor olarak geçiyor mu lan? Sen yani sana vücut bağlı çalıştırdığın için. Kanunların hayvanları eşya çalıştırıyor ya. Yok ama yok, şaka yapmıyorum. Kalça bölgesini ya çalıştırıyor. Pozisyondan pozisyona göre değişir yani. Vücudun her yerini çalıştırabilirsin yani. Abi gel git çalıştırıyor ya, her türlü pozisyon fark etmiyor ki. Ya en güzel spor yüzmek abi ya. Ben söyleyeyim yani. Yüzük. Tankları sevmiyorum. Ne? Ne yani? Arabalara fetişi olan insan gibi tanklara fetişi var değil mi? Geçen egzoz şey geçen Namlu'dan geçen, yandık geçen, ya. Geçen egzozdan yandık. Yandık ya. Fortman'da ya çok iyi. Fortman'da ya çok iyi. Benim arabalarla ne ilgim olacak lan? Arabalarım bende bilgisayar. Ben yapmadım aşağı abi yani. Araba başlattı diye. Bu arada bak çok güzel bir yorum geldi. Adam avcı dürtülerinin kaybolmasını istemiyor. Hani bunun nesi güzel oğlum? Avcı bir öyle değil yani. Bilimsel yaklaşması. Şimdi biz eskiden avcı ve toplayıcıydık ya. Bütün dünyadaki hani neredeyse o bütün canlılar gibi neredeyse. Yani hayvanlar gibi. O yüzden o dürtü hani var. Hani kedilerin bile hala var sonuçta o dürtüleri yani. Yani yıllardır ya domesticated biz yaşamalarına rağmen hala kuş fare peşinde koşuyorlar. Yani insanlarda da hala genetik olarak olduğunu, o yüzden hani spor olarak avcılık yapmanın bazı insanlar için tatmin edici olduğunu. İnsanlarda da vahşet duygusu var abi. Adamlar yani vahşet istiyor insanlar hayatta. Yani vahşet istiyorlar yani. Yani. Biz onu oyunlarla falan dindiriyoruz da işte bazılarına yetmiyor. Macera, kahramanlık, vahşet. Yani ben vahşet duygumu sana gösterdiğim videolarla gidiriyorum abi. Hangisi abi? Videolarını hatırlıyor musun? Ha o mu? O mu lan senin vahşet duygun? En fazla o kadar yani. Yani şey, yani insana yapılan ayrı. Yani Doom falan oynuyoruz işte, ne yapalım. Oyunlarda o he kadar gidirebilir. Şimdi ben bu Ganon'a neyle vurmam gerekiyor abi? Ben buna charge yaptığım zaman kendim de canı abi gidiyor. Abi düzgünce konuşmayı denedin mi? Bence mantıklı bir şekilde konuşup halledebilirsiniz. Shut the fuck up Orhun, that's not funny. Neyle benim vurmam gerekiyor şimdi, nasıl soru? Yunus bir yazsana dostum ya, ne yapmamız lazım? Dönerek diyor Lord WW. Yani maksat plazm aslında. Evet, dönerek bayağı da güzel vuruyormuş hatta. İki sefer vuruyorsun da çok fena sıkıştırıyoruz çocuğu köşeye. Sıkıntı orada. Discord'taki orman serverına tank bölümü açalı yazmış. Ben büyük bir zevkle o bölümü idare ederdim de şu an tank bölümü. Bana sevmeyi anlat. Ben bayağı geriden geliyorum her zaman. 2020 ertelendi ve zaten çok kalabalıktaymış gibi. Bir de daha da tatlı oldu. Arkadaşlar belki falan cümlede yorumlar yapmayalım. Kesin biliyorsanız yazın. Yok şu an taktiği buldum da. Daha var mı formun? Tabii ki var. Tabii ki var. Olmaz olur mu? Bundan ne yapacağız acaba? Hadi bakalım. O bir göz varsa ona ok atmak gerekiyordur. Zelda oyunuysa eğer bu. Da bundan nasıl? Ha, zıplayabiliyorum. Doğru lan. Zıplayabildiğimi unuttum.
Bir dakika, kancayla vurabiliyor muyuz o gözü? Bir dakika, sefer kancayla vurmayı deneyelim. Kancayla vuramıyoruz, yok. Ok lazım aşkım. İyi ki oku almışım yani. Oku almasam şu an sıçtıydık, öyle mi? Ok optional item'dı çünkü. Gerçi bir önceki dungeon'da oka ihtiyaç vardı ya. Oyunu zorla şey yaptırmıştı zaten. Zorluyordu zaten. Yaratığın canını göremiyoruz ama önemli değil. Değil. Yaratığın canı mı? Yaratığın canı bir yerde yazmıyor ki. İşte yani. Hani kameramın kapattığını, hani kameramın kapattığını zannediyorsanız kapatmıyor yani. Facecam kapattığını falan sanıyorsanız kapatmıyor. Yok yani, yaratığın canı yazmıyor. Zaten şeye kadar, Breath of the Wild'a kadar canlar yoktu değil mi ya? Breath of the Wild'da yani, var mıydı onu düşünüyorum. Oynadığım Breath of the Wild'da var da. Ha var mıydı değil mi? Var var. Oynanıyor. Ağır dünyamız, bizim dünyamız falan filan muhabbet. Kısacası burası bir kabus dünyasıydı, bilmem ne dünyasıydı. Bunu yok edince ve rüzgar balını uyandırınca şey mi olacağım? Şeyden mi uyanacağım? Bütün kabusları yendin. Sahile. Matrix. Boss tatmin etti mi? Yani fena değildi. Diğer bosslara, diğer bosslara göre çok çok iyiydi canım zaten. En azından 3 sefer uğraştırdı oğlum. Son sezonu izledin mi? Yok. Summer Jack'in hiçbir sezonu izlemedim. Son sezonu izle abi. Bir seversin. Sadece son sezonu izleyeyim. Son bölümü izleyeyim. Diğerlerini izlemene son gerek yok ki. Son bölümü izleyeyim zaten. Yok yani abi, hepsini izle ya. Kahraman Link, Samurai Jack'in normal Cartoon Network'te yayınlanan kısımları zaten belli bir senaryo yok. Her bölüm farklı bir şey oluyor zaten. Zekanı, cesaretini ve gücünü kanıtladın. Ah, rüzgar balının ruhunun bir parçası olarak bu rüya dünyasının gardiyanıyım. Ama bir gün kabuslar rüyaya girdiler ve ortalığı namına koymaya başladılar. Sonra Link, sen bu adayı kurtarmaya geldin. Senin cesaretine hep güvendim. You could turn back the nightmares. Kabusları geri sektirebileceğini biliyordum. Evrenden sektirip bana gönderebileceğini biliyorum. Teşekkürler Link. Benim işim bitti. Rüzgar balı yakında uyanacak. Rüzgar balı da sanki çocuk şarkısı ismi gibi değil mi? Rüzgar balı. Sen o rüzgar balığını gördün. Sen balık köpeğin gördün. Bu bir rüzgar balığı çok gay duruyor abi. Ben rüzgar balığıyım. Vay amına koyayım. Balina la o bildiğin. Abi yorum çok uzun sürdü. Rüyalarım bir yumurta çıktı. Bir adayla sarılıydı. İnsanlarla, hayvanlarla bir tüm bir dünya. Ma verili ne lan? It be nature of dreams to the end. When I dost awake. Bu eski İngilizce dost diye bir kelime var ya. Neydi bu? Do'nun şeyi miydi? Do'nun galiba eski kullanımı, hani şu an I do. Hani I do'nun eski formu dost galiba eski İngilizce'de. Uyandığımda yani when I dost awaken. Koholint will be gone uyandığımda. Koholint şeyi gidecek. Ortadan kaybolacak. Sadece bu rüya dünyasının anısı uyanık dünyada kalacak. Ne demek abi o? Bir gün Don May recalled, bu adayı geri hatırlayabilirsin. That mom, o anılar tekrar rüya dünyasını gerçek yapacak. Gel Link. Hadi birlikte uyanalım. 8 şeyi birden çal, enstrümanı birden. Uyanışın şarkısını çal. Aynı anda çalacaksa. Bir ağızdan olsa. Kaç tane delik var oğlum insana zaten. Balina Aksaraylı değil mi ya direkt? Abi yorum yapacağım. Taşak geçeceğim. Şimdi linç yiyeceğiz gene hiç. Ama. Bildiğin dünyanın yok olmasına mı sebep olduk yani? Aslında sen kötü karakterdin. Burası bir ya, Marin bari ölmeseydi la. Birin şey gibi sanki, Hotline Miami'nin 2'nin sonu gibi değil mi böyle, nükleer bomba fini ending. Bildiğin ada gitti ya la. Şimdi Link uyanacak ve oyun bitecek ha. Bildiğin oyunun Link's ismi, oyunun ismi oyunun spoiler'ı bildiğin Link's Awakening yani. Haydi. Aa, balina boşaldı oğlum. Denizler neden tuzlu? İşte tam Aksaray çalışan abi. Lan bu şey değil mi lan? Dost abinin bilgisayarının içi. Abi ben şey, şu görselliği istemiştim ya. Şu tarz bir görsellik istemiştim bu oyunun. Oo.
Yani yakışan bu olabilirdi, evet. Marie'nin şarkılarıyla beraber. Abi, Zelda uyanır ve... Zelda. Zelda uyanır ve oyun biter. Yani ardından her şey bir rüyaydı. Evet. Tuzluktu yani. Hala Marie'nin şarkısını duyabiliyoruz ama. Yunus demiş ki hiçbiri gerçek değildi ki, hepsi rüyaydı. O yüzden grafikler böyle demiş. Ya, rüzgar balığı geçiyor. Ben rüzgar balığı... Rüzgar balığı geçiyor. Sen balık rüzgarısını gördün mü? Bu arada bu muhabbeti bilmeyen arkadaşlar şey izleyebilir. Breakpoint beta inceleme videosunu izleyebilir arkadaşlar. Son kısımdan özellikle. Şu görsel çok yakışırdı işte ya. Niye böyle yapmadınız? Kısıyorum bu arada. Yeeey. Ben şu an anı tadını çıkartıyorum ya. Kız gitti harbiden ya. Marin gitti ya. Karı gitti. Hiçbir zaman yoktu ki aslında. Sonunda bitti hakim. Oyunun ismi Zelda. Harbiden şaka baka. Oyunun ismi Zelda ve oyunda Zelda yok ya. Legend of Zelda ama oyunda Zelda yok. Hiç Zelda efsanesi gibi hissettirmiyor yani. Aa doğru ya, ana karakterin ismi Zelda'ydı tabi ya, pardon. Tabi abi. Prensesin ismi de Link. Link's Awakening dediler ama Link'i göremedik ya oyun boyunca. Kit Kat'lı pizza maalesef söyleyemem ben arkadaşlar. Sıkı bir rejimdeyim. Yiyemiyorum öyle şeyler. Kit Tokatto. Kit Tokatto. Dijinu Irando. Dost abi sağ olsun oyunu alma ihtiyacım gitti. Yoksa 60 dolarlık kazık. Yunus olmuşsa oyunu almadan nasıl böyle bize... Orijinal versiyonunu oynamış herhalde. 93 aha, versiyonunu. Onların şükür. Abi bana 3 saat boyunca aşırı eğlenceli ve komik anlar yaşattınız. Her birinize çok teşekkürler. Size ne demek efendim? Yayınlar devam etmek için yeni bir oyun düşünüyor musun? Valla yarın akşamdan itibaren şu A Plague Tale'a mı girsem diye düşünmüyor değilim. O oyunu oynayasım var. Ben sana tavsiye bir şey söyleyeyim ben ya. Bitirdim dost adamı. Oynamak dost abi. Bir şey kaldı bak, onu unuttuk biz, Breakpoint'i. Değil mi? Öf. Uzak durabilir miyiz lütfen? Abi onun arkada farklı bir şey var ya, neyse. Hiç oynayasım yok o oyunu ya. Ama biliyorsun we have to. Yes we have to. That's our responsibility. Yes. Fire Emblem bir daha oynarken yayın yapar mısın? Valla bir daha oynarsam yaparım ama. Yani oyunu bir kere bitirdim, tekrar oynayacak vakit bulur muyum bilmiyorum açıkçası. Hani diğer 3... Bitti mi la oyun? Kalan 3 rotayı oynamak için bitirdim Fire Emblem'ı bitirdim. Kalan 3 rotayı oynamak için çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi yani, harbiden çok iyiydi. Persona 5 mi, Fire Emblem? Yok, Persona 5 daha güzel. Ama Fire Emblem da çok iyi. Sen okay. Persona 5 oynasana lan. Oynuyorum zaten, alttan alttan. Kaçıncı dungeon'dasın? Ama pazartesi vizem var, o yüzden vize çok... Hiç oynayamadım. Dost yayında episode Ardyn'i oynasana 4 saat yürüyemez. Olabilir, oynayabilirsin. Aynen, oynayabilir. Abim. Sonunda çok şükür. Aga be, çağır abi, bu da olsa sarılır. Aaa, de.